Patlamış mısır hem ucuz ve yararlı hem de düşük kalorili ve çok yönlü bir doğal üründür. Ancak mısır, yani İngilizce'deki corn sözcüğü ilk başlarda bugünkünden farklı bir anlama geliyordu. Corn sözünün eski İngilizce'deki anlamı yerel tahıldı. Bu terim İngiltere'de buğdaya, İskoçya ve İrlanda'da ise yulafa karşılık geliyor olmalıydı. New York'taki Avrupalı yerleşimciler orada bulunan yaygın tahıla corn diyorlardı ama o tahılın doğru adı darıydı. Darı Amerika kıtasında binlerce yıldır yetiştirilir ve 2500 yıldır da patlatılır. Bu arada bir not, en eski patlatılmış mısır başakları New Mexico'da keşfedilmiştir. Yoğun endosperm tabakası ile katı kabuk arasında sıkışmış su ve yağ ısıyla birlikte kaynadığı zaman mısır taneleri patlar. Basınç nemi endospermin içine doğru ittirir ve dış kabuk çatlar. İlk kolonistler dahil pek çok kişi patlamış mısırı kahvaltıda, bazen üstüne süt dökerek tatlandırıp yerdi. Değerli izleyicilerimiz, TV 27 ekranlarından hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Her hafta olduğu gibi yepyeni bir konu ve yepyeni bir konukla beraberiz. Bu haftaki konuğumuz Büyük Birlik Partisi Gaziantep İl Başkanı, değerli büyüğümüz, siyasetçi İhsan Kaya Beyefendi. İhsan Kaya Beyefendi ile bugün Büyük Birlik Partisi'nin genel çalışmalarından bilgi alacağız. Büyük Birlik Partisi'nin Alperenlerin Türkmen Dağı'ndaki mücadelesinden konuşacağız. Türkiye'nin temel sorunlarına çözüm arayacağız. Ve birçok konuyu değerli büyüğümüz İhsan Kaya Beyefendi ile değerlendireceğiz. Muhterem Başkanım, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Başta siz Ömer kardeşim, sizin sayenizde işte TV 27 çalışanlarına ve yönetim kurulu başkanlarına bizi konuk ettikleri için teşekkür ediyorum. Bizi televizyonlara başında izleyen seyircilerime de hayırlı akşamlar diliyorum. İnşallah güzel bir program yaparız. Önce suçu lisan edersek affola diye sözlerimize başlayalım. Evet. İyi seyirler dileyelim seyircilerimize. Evet, bu güzel temennilere doğrusu ben de katılıyorum. Ve hiç vakit kaybetmeden değerli başkanım, Büyük Birlik Partisi olarak çalışmalarımız ne alemde? Kamuoyundan bunu merak ediyor. Neler yapıyoruz Büyük Birlik Partisi olarak? Belki Antep yerelinde özel ve genel olarak da Büyük Birlik Partisi ne yapıyor? Tabii yani Büyük Birlik Partisi işte bu partiyi kuran yani liderimizi bu yolda şehit verdik. Evet. Allah rahmet eylesin. Bunun işte 7. yıl dönümü münasebetiyle de programlar yapıyoruz. İnşallah bunu ilerleyen dakikalarda bunları söyleyeceğiz. Yani bu yolda biz liderimizi şehit verdik. Kimin için verdik? Bu millet için, devlet için şehit verdik. Bunun için de biz de Büyük Birlik Partisi olarak bizim yükümlülüğümüz daha fazla. Çünkü yola o liderimizle başlamıştık. Biz İhsan Kaya ve diğer arkadaşlarımız evet. olarak Büyük Birlik Partisi'nde. O yönden çalışmalarımız hızla devam ediyor. Biz işte nitekim işte geçtiğimiz yılda iki tane seçim geçirdik. Evet. Büyük Birlik Partisi, işte Saadet Partimizde bir seçim işbirliği yaptık. Seçim evet. ittifakı yaptık. Oradan da Gaziantep'ten birinci sırada aday oldum. Ben o Saadet Partisi'ndeki işte bize destek veren kardeşlerimize de teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Güzel bir uyuşma oldu aslında. Güzel bir çalışma oldu. İstediğimiz neticeyi de alamasak da güzel oldu. Evet. Biz yani memnunduk. Yani güzel bir çalışma oldu. Ahenkli bir çalışma yaptınız. Bir çalışma oldu. Biz tekrar işte
Erken seçim oldu. Yani erken seçim olunca işte tekrar Genlik Partimize döndük. Büyük Birlik Partimize döndük. Büyük Birlik Partisi'nden de tekrar işte 1 Kasım'da yapılan seçimlerde Gaziantep'ten birinci sıra milletvekili olarak tekrar partimizden aday olduk. Aday olmamız şeyde milletimize gittik. Milletimiz bize nedense çok sevdiklerini, çok güvendiklerini, işte oy verecek insansınız dedikleri çok dediler ama bir türlü sandıktan bize bu sevgilerini sandıkta göstermediler. Canları sağ olsun diyoruz. İnşallah belki hakkımıza da milli hayırlısıymış diye düşünüyoruz. O yönden bizim milletimize diyecek bir şeyimiz yok. Ondan geçtik işte kurultayımızı topladık. Evet. Büyük Birlik Partisi olarak kurultayda genel yönetim kurulu üyeliğine seçildim. Bazen Türkiye'de evet. İşte merkez karar ve yönetim kurulu üyesi oldum. İşte geçtiğimiz 6 Mart'ta da tekrar işte genel başkanımız ve genel başkanı divanlıktan beni Gaziantep il başkanı olarak atadılar. İşte 6 Mart'ta da bir işte salonumuzda yönetim kurulu üyelerimi basınla Gaziantep'le tanıştırmış olduk. Maşallah. Bir görev almış olduk. İnşallah bu görevim tekrar Gaziantep il başkanı olarak hem merkez karar ve yönetim kurulu üyeliğimiz var. Bir de işte Güneydoğu Anadolu bölgesinden sorumlu merkez karar ve yönetim kurulu üyesiyim. Bu illerde de çalışıyoruz. Yükümüz ağır olmasına rağmen bu işten memnuniyetle çalışıyoruz. Çünkü biz Muhsin Yazıcıoğlu'nun davasının arkadaşlarıyız, dava arkadaşlarıyız. Muhsin Yazıcıoğlu'nun işte davasını takip etmek zorundayız. Muhsin Yazıcıoğlu'nun davasını da iletmek zorundayız. Çünkü onun davası Nizam-ı Alem, İlahi Kerimatullah, Allah'ın davası. Evet. Allah'ın davası da kapatılır mı? Allah'ın davası eğer bizim amacımız buysa da işte bu davayı da sürdürmemiz lazım. Biz de gücümüz yettiğince bu davayı sürdürmeye çalışıyoruz. Allah'ın rızasını kazanmak için. Onun için de yolumuza devam ediyoruz. Evet. Değerli başkanım, tabii haftalık toplantılarınızı yapıyorsunuz. Farklı etkinlikler yapıyorsunuz. Salon toplantıları yapıyorsunuz. Bunu takip edenler biliyor ama kamuoyunda fazlaca bilinmiyor bu. Kamuoyuna fazlaca yansımıyor. Nedir sebebi acaba? Kamuoyuna yansımamasının sebebi engel mi var? Bir kota mı var? Niçin çalışmalarınız olduğu gibi kamuoyuna da makez bulmuyor? Tabii. Belki biz de bir siyasi partilerimizden çok çalışıyoruz. Evet. Biz çünkü bir siyasi parti, bir fikir hareketiyiz, dava hareketiyiz. Bizim mesela Alkan Ocaklarımız var. Evet. Bizim yani hem siyasi partimiz hem Alkan Ocaklarımız devamlı açık. Evet. Biz yani seçimden seçime bir siyasi hareket değiliz ki. Biz devamlı bir dava hareketiyiz. Yani bu davanın kalmasının ana sebebi de bu. Yani dava yani bizim amacımız yani seçimlere girip de kazanmak değil. Amacımız davamızı yürütmek. Yani bu hedeflerden sadece bir tanesi, evet. Yani insanları yetiştirmek davamında. Bu asıl temel bu. Bunu niye anlatamıyoruz? İşte burada siz değerli kardeşlerimizin işte eğer televizyonları olursa, evet. Davet edilirsek işte gelip burada anlatmaya çalışıyoruz. Bizim basınımız yok, yani gazetemiz yok, yani televizyonumuz yok. Biz devletten yardım almıyoruz. Yani çocuk ve çocuklarımızın nefakasıyla bu işi götürüyoruz. Kiralarımız var işte, partilerimizin oldukları yeri kira. Her şeyi kendi gücümüzle, kendi çocuk ve çocuklarımızın nefakasıyla götürüyoruz. İşte bizi seven arkadaşlarımızın, dostlarımızın destekleriyle evet. Götürüyoruz. Yani bu Gaziantep'li ise işte genel merkezimiz de o. Bu da yani yapmamız, bizim dışarı atacak paramız yok, pulumuz yok, yani defecek şeyimiz yok. Biz zor şartlarda bunu götürmeye çalışıyoruz. Bu yönden belki bize diyebilirler yani sesimizi niye duyuruyorsunuz filan diye. Halbuki de biz bu şartlarda belki bir siyasi partilerden çok medyayı kullanmaya çalışıyoruz. Tüm imkanlarımızı zorluyoruz. Sanal medya özellikle. Sanalda da olsa işte genelde de olsa sağ olsun arkadaşlarımız. Ben de belki Gaziantep'te en fazla il başkanı yapanlardan biriyim kardeşim. Doğru. Yani onun yönden tüm beni işte bu işte medyada, basında, yerel basında da olsun, ulusaldaki çalışan kardeşlerimiz olsun, hepsi tanır. Hepsi tanır. Ben de hepsini severim. Onlar da beni severler. Onun öbürleri gibi biz
şey değiliz, uzak değiliz. Kendilerinden biriyiz. Yani çalışanlardan da biriyiz. O yönden sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. İşte sesimizi duyurmak kolay değil. Yani bugün işte ülkemizin geldiği konuda belli. Yani bu siyasi partilerin güçleri de belli. Devletin imkanlarıyla siyaset yapıyorlar. Biz de kendi imkanlarımızla siyaset yapmaya çalışıyoruz. Ama bizim şeyimiz, Cenab-ı Allah bize yardım ediyor. Evet. Bu şeyimizi Cenab-ı Allah şey yapmıyor, yani eksik bırakmıyor. Bereketlendiriyor. Mümkün değil, yani yoksa biz öbür siyasi partilerden yarış yapmamız, yani mümkün değil. Yani biz yarışı, yani Cenab-ı Allah'ın yardımı olmasa, yani biz mümkün değil, yani biz bir yere varamayız. Ben inanıyorum ki de Muhsin Yazıcıoğlu'nun davası, Nizam-ı Alem İlahi Kerimetullah davası iyi bir şey, yani gerçek bir dava olduğu için Cenab-ı Allah bize yardım ediyor. Yoksa parayla buradan bu davanın gitmesi mümkün değil yani. Biz o yönden evet. Cenab-ı Allah'ın yardımıyla bunu götürmeye çalışıyoruz. Ve dostlarımızın, arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin de destekleriyle. Destek ve gayretleriyle. Yani kimseye de bizim diyet borcumuz yok. Yani bu siyaset hareket kurduğundan beri hiçbir kimseye, hiçbir kuruluşa diyet borcumuz yok. Allah'a can borcumuz var. Biz doğru bildiklerimizi çıkarız ekranların karşısında. Neyse söyleriz. Kim yani iktidarı, muhalefeti, şu partisi, bu partisi, bu cemaati, şu meşrebi yok. Biz yani iyiliğin geldiği yere bakmayız. Kimden gelirse biz ona iyi deriz. Yani partimiz olsun olmasın. Eğer bu ülke için, millet için, vatan için eğer birileri bir şey yapıyorsa biz ona gücenmeden teşekkür ederiz. Bu ülke için onların her türlü söylemlerimizle de onları destekleriz. Yani bu ülke için, millet için yapıyorsa varsın Büyük Birlik Partisi iktidar olmasın. Ama ülkemiz iyi olsun. Ülkemize yapılan hizmetler olsun. Eğer birileri de kötü bir şey yapıyorsa öbür siyasi partiler gibi de konuşmayız. Yani belinden aşağı vurmayız. Hareket yapıcı muhalefet yani. Tabii yani biz iki yani yapıcı olması lazım. Yani evet. Şunlar şunlar olsun iyi kardeşim deriz. Bizim yani tüm siyasi partiler bizim kardeşlerimizdir. Ta ki ne bir tanesi hariç. Ona da niye hariç diyoruz? O da bölücülüğü bıraksa, işte terör örgütünü bıraksa, bölücülüğü bıraksa, onlar da gelse siyaset yapsa, bu ülkenin yani bu nimetlerinden faydalanıyorlar. Onlar da gelse, bu da siyaset yapsa, biz onlara da karşı çıkmayız. Yani niye? Biz terör örgütü hariç tüm öbür siyasi partileri bizim kardeşlerimiz olarak görüyoruz. Çünkü aynı havayı terörümüz ediyoruz. Allah'ımız bir, peygamberimiz bir, köprümüz bir, gelenek ve göreneklerimiz var. Bu kadar birlik olduğu içerisinde bir siyaset için yani kötü olmanın ne anlamı var diyoruz yani. Önemli olan bu millete hizmet etmek değil mi? Evet. Biz de Büyük Birlik Partisi olarak bu milletimize hizmet ediyoruz amacıyla çalışıyoruz. Yani niye ediyoruz? İşte biraz önce söyledim işte Türkmenler dediniz yani. Evet. İşte Büyük Birlik Partisi belki bu milletimiz Büyük Birlik Partisi'ne işte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderemedi ama biz işte Türkmen kardeşlerimizi sesini duyurmayı Büyük Birlik Partisi olarak, Alperen Ocakları olarak tüm Türkiye onların sesi olmaya çalıştık. Ses olduk, duyurduk. Yani duyurduğumuza da tam da duyurmasak da duyurduğumuza inanıyoruz. Çünkü nasıl duyurduk? İşte canımızı şey ederek yani dişimizi ortaya koyarak. Ortaya koyarak, oraya giderek, evet. Oradaki kardeşlerimizden orada yaparak, onlara yardımlarımızı ulaştırarak onların sesini duyurmaya çalıştık. Bunu da başardık diye. İşte Büyük Birlik Partisi'nin bu ülkede de ihtiyacı varmış demek ki. Yani bu ihtiyacı ülkede de Büyük Birlik Partisi var olduğunu gösteriyor. Bu yönden Büyük Birlik Partisi olarak biz vatandaşlarımızdan yani bizlere destek olmalarını bekliyoruz. İnşallah bu vatandaşlarımız da Muhsin Yazıcıoğlu'nun arkadaşlarına desteklerini vererek inşallah Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne mutlaka götürecekler diye inanıyoruz. Evet. Tabii değerli izleyicilerimiz ve kamuoyu özellikle şu soruyu değerli büyüğümüzden, il başkanımızdan merak ediyor, cevabını bekliyor. Nedir o? Büyük Birlik Partisi cemaatin hegemonyası altında mı, baskısı altında mı ya da namı diğer cemaat Büyük Birlik Partisi'ni ele mi geçirdi? Seçimlerde adayları cemaat mı belirledi gibi birçok soru gündeme gelmişti seçimlerden önce.
Siz ne dersiniz başkanım? Böyle bir şey var mıdır? Kamuoyu onları tabii kamuoyu hep bizi paralelcilikle suçladılar. İşte cemaatin yani bizi Gaziantep'teki ve Türkiye'deki tanıyanlar tanır. Bizim hiçbir cemaat mensubu olmadığımızı ama biz cemaatlerimizi seven bir siyasi hareketiz. Yani tüm cemaatlerimizin başımızın üstünde yeri var. Yani biz buna inanan bir kuruluşuz. Evet. Yani kardeşliğimizi. Kardeşliğimizi. Tabii canım. Bize oy misin vermesin. Yani biz bize oy veriyor diye birilerini sevmeyiz. Oy vermiyor diye de birilerini yok saymayız yani biz. Düşman olmayız. Bize bu zamanda da hiçbir cemaatimiz destek vermedi. Ama biz cemaatlerimizi seviyoruz. Yani bize dedikleri paralel yapı dedikleri, yani bir cemaat dedikleri işte Fethullah Hoca Efendi'nin yani cemaati. Dün bunu diyenler, dün bunlar yani sarmaş dolaşlardı daha şeydi. Yani bunların çocukları oldu yani çocukları var. Şimdi bu çocuğu aile ben diyorum ki ne? Bunlar bir aile oldu. Şimdi aile içerisinde şiddet var. Bu aile içerisindeki şiddet. Evet. Şimdi başkalarına bunu bulaştırmaya çalışıyorlar. Yani komşulara yani bunu lanse etmeye çalışıyorlar. Halbuki ne? Ailenin içerisine şiddet girmiş, geçimsizlik başlamış. Bu geçimsizliği yani komşulara yani bunu seyahat ettirmenin bir anlamı yok. Ben bize bunu işte cemaat dedikleri çıksınlar, ispat etsinler. İspat etmezlerse kendilerinden şerefsiz hiç kimse yok diyorum. Biz hiçbir cemaatin mensubu değiliz. Biz Muhsin Yazıcıoğlu'nun dava arkadaşlarıyız. Muhsin yani Türk İslam ülkücüsüyüz. Bizim hiçbir cemaatten de hiçbir tarikattan da falan ilgimiz alakamız da yok. Biz nasıl çalıştığımızı Allah ve biz biliyoruz. Ne şartlarda çalıştığımızı biliyoruz. Dün işte şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu bu hareketi kurduğunda o zaman da demişlerdi işte rahmetli Gözel'den para aldı, o kurdurdu filan demişlerdi. Onların hepsi yargılandı, ceza aldı yani. Biz çünkü o zaman da o şartlarda da bizi onunla suçlayanlar o zaman da gerekli cezalar aldılar. Bugün de bizi cemaatle suçlayanlar yani gene aynısını söylüyorum. Biz cemaatten, biz tüm cemaatleri seviyoruz. Tüm şeyleri mesela bizim cemaatlerimiz hepsi başımızın üstünde. Ayrım yapmıyoruz. Yani bu eğer amacımız aynıysa, Allah'ın rızasını kazanmaksa nasıl ayrım yapabiliriz? Yapabilir miyiz ayrım? Yani önemli olan Allah'ın rızasını kazanmak için. Biz de bunun için yolumuza devam ediyoruz. Nizam-ı alem ilahi kelimetullah diyoruz. Ne diyoruz o zaman? O da başka bir şey yoldan gidiyor. Biz başka yoldan gidiyor. Hepimizin ayrı arıyor. Ya bizim cemaatle bizi suçlayanlar, ben onlara diyorum ki önce dönün aynaya bakın. Aynada kimin cemaatçi, kimin cemaatçi olmadığını baktıkları zaman görürler diyorum. Ama yapılan da bu zulümlere de sessiz kalamayız. Yani birilerinin suçu olabilir. Biz cemaat savunucusu falan da değiliz. Evet. Yani birileri yanlış yapmış, insanlar yanlış yapabilir. Yanlış varsa hukuk var, adalet var. Gider cezasını çeker. Kim olursa olsun. Ya bu Büyük Birlik Partili de olabilir, işte Saadet Partili de olabilir, AK Partili de olabilir. İşte Cumhuriyet Halk Partili de olabilir. Yani Milliyetçi Hareket Partisi. Yani suçlu cezasının adalet herkes için geçerli olması lazım. Adalet birilerinin için geçerli olmaması lazım. Adalet yani bugün işte adaleti başkasına zulüm edenler yarın bu adalete kendini de için de lazım olduğunu görmeleri lazım. Yani evet. Bu adalet herkes için var. Dün işte biz şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu varken işte 28 Şubat'ta Refah Yolu Hükümeti'ni mesela kurdurmuyorlardı. Askeriye değil mi yani? Evet. İşte tankları sokaklarda 28 Şubat'ta sokaklara da yürüttüklerinde çıktı şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu ne dedi? Namlusunu dedi, millete dedi, uzatan dedi, ben de tanka selam durmam dedi yani. Evet. İşte o zaman da diyorlardı ki işte başörtüsü davası vardı. İşte Türkiye İran olacak, Cezayir olacak diye o zaman değil mi? Bütün evet, basında yoğun bir öyle bir şey var, propaganda vardı. O zaman yine çıktı şehit liderimiz neydi? Türkiye İran olmaz, Cezayir de olmaz. Ama Suriye olmasına da biz izin vermeyeceğiz demişti. O zaman da Suriye olmasına biz izin vermeyeceğiz demişti. Bunu evet, kim demişti? Bu partiyi kuran demişti işte. Büyük Birlik Partisi'ni kuran Muhsin Yazıcıoğlu. O zaman hiç kimse konuşamazken tüm siyasetçiler pus olmuşken, evlerine evet, kapanmışken o zaman işte çıkmış şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu millet için, devlet için kendini ortaya koyarak tüm tehditlere aldırmadan
işte çıkarak, Refah Yurt'a destek vererek tüm tehditlere karşı ben demokrasiden yanayım, yani milletten yanayım diye çıkıp işte rahmetli Erbahan hocamdan Tansu Çiller'in yanına oturmuştu. Öbür tarafa oturmamıştı. Bu tarafa oturmuş diye ben sizden yana, evet. Yani bunu da destek verirken bir bakanlık bilmem ne, yani pazarlık falan da yapmadan, elini tersine iterek siz bu millet için, devlet için ne yaparsanız ben sizin arkanızdayım, sizin destekçisiyim demişti yani. Evet. Böyle yani destek vermişti. Şimdi bir siyasi bir partiyle bir ittifak destek verirken yani pazarlık yapmadan, bakanlık yapmadan kim kime ne verir? O zaman bize işte ahmaklıkla suçlamışlardı. Nasıl bir olur bir bakanlık mesela? Bize 7 tane falan da bakanlık teklif etmişlerdi. Evet. Ama biz Muhsin Yazıcıoğlu elini tersine iterek onları kabul etmemişti. Biz doğrulardan yanayız. Biz Muhsin Yazıcıoğlu'nun arkadaşlarıyız. O yönden bize bu cemaatçılık paygandasını vuranlar yani yanlış yapıyorlar. Yani yarın bunlar kendi aile içerisindeki şiddetlerini başkalarına yansıtmaya çalışıyorlar. Evet. Biz de o kardeşlerimize diyoruz yine yeter yani bu zulüm. Dün işte başkaları başörtülü bacılarımıza, kardeşlerimize zulüm yaparken bugün aynısını kendileri yapmaya başladılar. Yani burada rızkıyla yani evine ekmek götüren çalışanlardan ne alık veremiyorsunuz yani. İşte son günlerde işte Kayseri'de işte bizim Gaziantep'te operasyonlar evet. yapıyor. Ben soruyorum burada işte vatandaşlarımıza soruyorum yani. Bilmiyorum soruşturmanın şeyi nedir diye de. Yani Gaziantep'e yani bu hükümetin ne yatırımı var? İş dünyasında. Evet. Ne yatırımı? Biri çıksın söylesin. Yani bu hükümet Gaziantep'e şunları yaptı diye. Yani öbür illerden hariç. Yani Gaziantep'e ne yapmışlar? Ne yatırım yapmışlar? Devletin Gaziantep'e ne yatırımı var? Nesini yapmış Gaziantep'i? Evet. Ya bu yapan, yani 6. organizeyi açmışız ya. 6. organize sanayisini açan bir şehir. Yani bu kadar Gaziantep'teki yetişen insanlar kendi güçleriyle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bir irade çıkıyor onların önüne taş atmaya çalışıyor. Yani diken yani yollarını kapatmaya çalışıyor. Kötü örnek vurmaya çalışıyor. Ya yani o insanlar da yanlış yapmış olabilir. Biz o insanlar yani doğru, her şeyi doğru yapıyor falan da demiyoruz ha. İle ya bunların bir suçu varsa da gider adalete. Sen yani buna o zaman da yapmış da bu zamana kadar göz yumanların suçu ne olacak o zaman? Bunlara bu fırsatları verenleri değil mi yani? Eğer yanlışsa. Bunları mesela bu hale getirenlerin suçunu kim çekecek bunların? Dün bunlar işte işte fabrikalardan AK Parti miting alanlarına işte otobüslerle çalışanlarını getirmediler mi? Evet. AK Parti'nin işte en büyük savunucuları, AK Parti'nin tüm şeylerine karşılayanlar kimler? Buradaki kardeşlerimiz yani. Bize bile, belki bize randevu bile vermediler yani. Niye? Yani AK Parti işte bir başka bir siyasi parti belki şey olur diye. Bir iki sefer biz mesela bir şey istediğimizden falan yok. Yani randevu yani sanayicilerin falan şeyini almak için mesela. Bir ziyaret yani. Ziyaret yani. Öyle yani. Biz şey de değil. Olma canınız sağ olsun dedik. Bizim size zararımız olmasın. Çünkü siz işçi çalıştırıyorsunuz. Yani bizden görünmeyebilirsiniz. Görünmeyin. Canınız sağ olsun dedik. Biz de işte aday olduğumuzda gittik yani sanayicinin durumu ne? Yani tüm sivil toplum örgütlerinin hepsini gezdim ben mesela. Tüm her yere gittim. Yani onların işte sorunları var mı? Bizim bir şey yapabileceğimiz bir şeyler var mı? Anlatacağımız bir şey var mı? Basınla yoluyla ilgili işte vatandaşlarımıza, işte esnaf odalarımıza gittik. Burada bize baktık yine arada sıkıntılar. Yani bizden görünmek istemedik. Dedik görünmeyi bir daha da aramadık da sormadık da yani. Biz ama evet. Bir yanlışlık yapılıyorsa da o yanlışa da yanlış dememiz lazım. Bu adam bize böyle yaptı diye de vicdansızlık yapmamak lazım. Çünkü orada dünyada insan ekmek yiyor. Çoluk ve çocukların rızıklarını kazanıyorlar. Bir de yatırım yapıyorlar. Mesela üretim yapıyorlar. İhracat yapıyorlar. Türkiye'nin mesela Gaziantep'in girdisini sağlıyorlar. Bu tür yapan adamların görüşü ne olursa olsun bu tür insanlara teşekkür etmek lazım. Gaziantep'e girdisi varsa, Gaziantep'e iş veriyorsa, aş veriyorsa, evet. Gaziantep'i çalıştırıyorsa bunlara biz yani oy gözüyle bakmayız parti olarak. Yani bir rant olarak bakmayız. Biz ancak bu tür çalışan kardeşlerimize teşekkür ederiz. Allah razı olsun deriz. Bizim yapacağımız bu. Bizim de paralelden falan bir şeyimiz yok. Bu paralel diyenler yarın ne olacaklarını biz geç de kalmaz göreceğiz.
Çünkü kim derdi ki ne bu paralelin mesela bu hale geleceğini? Bir Cumhuriyet Halk Partisi, bir Milliyetçi Hareket Partisi o televizyonlara, o gazetelere, şunlara falan kapatsa ne olurdu? Kim kapattı? İşte 14 yıldan bu yana işte bir haber yürüdük biz bu yollarda, bir haber ıslandık yağan yağmurda diyen kardeşlerimiz birbirlerine anlaşmazlığa düştüler. İşte dün ne istediğinizi de vermedim. Dün öyle diyorlardı. Ne istediğinizi de vermedim diyordu, size diyordu. Dün gel artık ne olur diyordu. Şimdi gayri içi şiddet yükselince bunlar birbirine düştü. İşte gömleklerini değiştirdiler. Bazıları gömlek değiştirdi, bazı bilmem ne yaptı. İşte buruştular. Ben bunun sonunun geldiğine inanıyorum. Yani bu işin de her şeyi aslına dönecek diye inanıyorum. Yani oradaki de bu, çünkü zulüm bu kadar olmaz. Evet. Zulüme yani zulüm yani bu kadar mazlumun ahı işte mazlumun ahı kalmaz, ahası da çıkar, ahası da ahası da değil mi? Evet. Öyle bir şey var. Onun için bu kadar mazlumun bu kadar şeyi de yani zulüm etmemek lazım. Yani suçlular cezasını çeksin. Yani biz kim olursa olsun çeksin. Yani suçlu eğer bir suç işlemişse yani hangi cemaat olursa olsun, hangi parti olursa olsun hiç benim için önemli değil. Eğer suçu varsa gitsin adalet üzerine cezasını çeksin. Biz ondan yanayız. Büyük Birlik Partisi ondan yanayız. Yani birilerini de ötekileştirerek, düşman gibi göstererek işte sen cemaatçısın. Yani bir sanki ispiyon bir hattı kurarak birbirini deşifre ederek, bilmem ne ederek de dün işte 28 Şubat'taki yapılan aynı bugün de bir başkaları için yapılıyorsa biz buna karşı çıkarız. Kime yapılırsa yapılsın. Haksızlık kime yapılırsa yapılsın. Büyük Birlik Partisi olarak karşısındayız. Bizim cemaatten filan bir işimiz yok. Biz işte televizyonlar neymiş de cemaatin yani bize cemaatçi demelerinin sebebi de şu. Cemaatin televizyonları işte genel başkanımıza bizim haberlerimizi vermiş. Yani biz işte basın toplantısı yapıyoruz. İşte haftalık basın toplantısı. Tüm medya kurumlarını davet ediyoruz. O da işte havuz medyası da geliyor. Cemaatin medyası da geliyor. Öbür medyalar da geliyor. Gelip çekip gidiyorlar. Bu işte bir saat, bir buçuk saat konuşmadan birkaç tane kelimeyi alıyor. O cemaatin dedikleri medya veriyor. Halbuki ne? Biz hiç kimseyi eleştirmeden yani düzgün bir siyaset yaparak o biri de gelse halbuki onlar da alsa verse onlara da çok malzeme var. Yani biz bir başörtüsü davası için mesela bu hükümeti destekliyoruz. Hükümetin çok şeyinde millet için yaptıkları şeye çoğunu destekliyoruz. Evet. Yani de çıksın onu versin. Şimdi öbürü cımbızdan almış gibi onu veriyor. Yani onu verdi diye biz onun medyasına ya medyasına falan çıktığımız falan da yok ha. Yok tövbe yok yani. Biz yani öyle medyada falan da aslında öyle bir şeyimiz de yok. Ama öyle diyor, öyle lanse ettiler. Çünkü bizim bunun esas sebebi de şey değil, cemaat falan değil. Biz Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Cumhurbaşkanımıza oy vermediğimiz için, desteklemediğimiz için bunu yaptılar. Hmm. Bizim işte Alperen Ocakları'mızı bölmeye çalıştılar. Algo operasyonu yani. Tabii algo operasyonu. Alperen Ocakları'mızı bölmeye çalıştılar. İşte partimizin eski genel başkanını aldılar. İşte genel başkan yardımcısı vardı, onu milletvekili yaptılar. Büyük Birlik Partisi AKP'ye katılmadığı için tüm operasyonlar bizim üzerimize yapıldı. Aslında temel sebep bu. Yani cemaat falan değil. Biz nasıl işte Numan Kurtulmuş gibi, işte Süleyman Soylu gibi, işte oraya gidip irtihak etmediysek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun dava arkadaşları olarak, işte bizim de işte Yalçın Topçu gibi, bir de Metin Gündoğdu gibi insanları işte milletvekilliği, işte birine bakanlık vererek, şimdi de Cumhurbaşkanı danışmanı olarak Büyük Birlik Partisi'ni yok saymaya çalışmaya çalıştılar. Evet. Biz halbuki ne o zaman da bu Sayın Cumhurbaşkanımıza söylemiştik. Sayın Genel Başkanımız söylemişti. Yani ben de Ankara'daydım mesela. Söylemişti. Biz Cumhurbaşkanı çok bir şey istememiştik. Yani bir şeyden yani destek görmemiz için Cumhurbaşkanlığı seçimi için ne istemiştik? Bir işte Muhsin Yazıcıoğlu'nun davasının aydınlatılmasını bize söz verin. Yani bu davanın yani kapatmayın. Yani şimdi kapatmaya çalışıyorlar. Biraz diyoruz ki ha, aydınlatılsın dedik. Bir dedik şu açılım sürecinden vazgeçin yani. Bu açılım süreci bak bu bölünme süreci diye Türkiye'nin 12 bölgesinde biz paneller yaptık. Canlı yayınlarla paneller yaptık. 12 bölgesinde bu açılım süreci değil. Bu bölünme sürecidir diye yaptık işte konuşmacılar getirdik işte tüm konuşmacılar. Hepsi Büyük Birlik Parti değildi ki. Yani başka partilerden insanlar da bu konusunda uzman olan insanlara getirdik. Orada konuşmalar yaptırdık. Vazgeçin dedik.
İşte zaman bizi haklı çıkarttı. İşte gördük güneydoğumuzdaki, doğumuzdaki işte hendekleri gördük. Yapılan silahları mesela patlayan bombaları gördük. Ülke ne hale gelmiş? Demek ki ne Büyük Birlik Partisi doğru. Biz dedik ki ne mesela o zaman Kürt sorunu yok dedik. Sorun hepimizin sorunu dedik. Biz bu sorunları Kürt sorunu diye koysak olmaz. Yani bir de başka sorun der, bir de öbür sorun der. Eğer burada bir sorun varsa hepimizin sorunu. Evet. Bunu çözelim, özgürlükleri genişletelim. Bunu yapalım. Yani oradaki sen gitmişsin, bazıda oturan adamları gitmişsin, bilmem ne heyeti diye heyet kurmuşsun. Oradaki yaşayan kanaat önderlerini, oradaki yaşayan Kürt kardeşlerimizi, oradaki yaşayan siyasetçilerimizi, oradaki yaşayan imamlarımızı, işte köylülerimizi, koruyucularımızı o almayacaksın, o şeyin içerisine almayacaksın. Gideceksin PKK'yı da şey alacaksın, karşını tutturacaksın, masayı tutturacaksın. Onunla müzakere yapacaksın. İşte onunla müzakerenin sonucu da bu oldu. Orada da bizim dediğimize geldiler. İşte çıktı Cumhurbaşkanımız, Kürt sorunu diye bir sorun yok dedi. Dedi yani. Bizi de kandırmışlar dedi yani. Çıktı söyledi. Bunu daha önce söyleseydin o zaman. Daha önce ne demek? Yani bu kadar insanımızın yani şehit verme, işte polislerimizin, askerlerimizin, oradaki Kürt kardeşlerimizin ölmesine ne gerek vardı? Bunu önce söylesen de bunun tedbirlerini ona görsen, yani terörle mücadele olmayacağını bilsen de oradaki insanlarımızı yanında yer alsaydın. Yıllarca işte Cumhuriyet kurulduğundan bu yana işte doğumuzu sürgün bölgesi yapmış. Kim yapmış bunu? Bu ülkeyi yönetenler yapmış. Hemen devleti suçluyorlar. Devlet ne yapsın ya? O gelen devleti, o devleti yöneten insanların beceriksizliği, oradaki burada işte suç işleyen insanlarımızın hepsini oraya sürgün göndermişler. Şimdi oradaki suç işleyen insanlar orada akıllı mı durmuş? Yani orada gitmiş. Oradaki vatandaşlarımıza ne yapmış? Daha yeni yeni düzelmeye çalışıyor. Yeni yeni bir şeyler yapılmaya çalışıyor. Bunlar bizim meselelerimiz. Yani bizim meselemiz. Bu meseleleri başkaları çözemez. Biz Kürt kardeşlerimizden. Yani aynı dine inanıyoruz. Allah'a inanıyoruz. Aynı peygambere inanıyoruz. Aynı kıbleye secde ediyoruz. Gelenek ve göreneklerimiz bir. Bu kadar birlik olduğumuz şeylerde ne gayrimiz var? Yani Gaziantep'te yaşayan kardeşlerim, belki benim Kürt arkadaşım daha fazla. Komşumda Kürt var, dükkan komşumda Kürt var, partimin ilçe başkanı Kürt. Yani hiçbir sorunumuz yok bizim yani. Ne sorunumuz var bizim? Bizim böyle Kürt sorunu var diye, bilmem ne, ayrımcılık yaparak, milleti birbirine düşürerek, işte nasıl 12 Eylül'den önce sadece solcu diye bu milleti birbirine kırdırmak isteyenler, İşte dün Alevi Sünni diye bu insanları birbirine kırdırmak isteyenler, o kadar gençlerimizi şehit verdik. İşte layık antilayık diye bunu yapmaya çalıştılar. Bugün de Kürt Türk diye bunu yapmaya, inşallah tutmayacak biz. Bizim hiç kimseye verecek bir çakıl taşımız bile yok. Evet. Biz aynı Allah'a inanıyoruz, aynı peygambere inanıyoruz, aynı kıbleye secde ediyoruz. Bizi hiç kimse etten tırnak gibi olmuşuz, bizi kimse ayıramaz. Bunu ayırmaya da aklına koyanlar, biz bu ülkeyi yani emlak ofisinden almadık herhalde yani. Evet. Şehit konularıyla yani bu toprağı kurduk, aldık atalarımız. Onun için de bunun bir bedeli vardır yani. Eğer bu bedeli de göz arıyorlarsa o zaman ona bir şey diyemem yani. Evet. Tabii değerli başkanımızla konuşacağımız çok fazla mesele var. Belki bu konuşacağımız meseleler içinde en önemlilerinden birisi, belki de en önemlisi, merhum Başkan Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün üzerinden, şehit edilişinin ya da şehit oluşunun üzerinden epeyce uzun zaman geçti. Lakin gelin görün ki sis perdesi aydınlatılmadı. Hangi sahiplerle öldürüldü, hangi sahiplerle şehit edildi ya da ölüme terk edildi? Bunu konuşmak istiyorum. Mutlaka başkanımızın, Sayın İhsan Kaya Bey'in bilgisi, malumatı vardır. Tahmin ediyorum yarın da Maraş'ta bir dava var. Nedir gelinen nokta? Sizce Muhsin Bey'in yani öldürülmesinin ya da şehit edilişinin sebebi nedir? Kimler şehit etti? Nedir elinizdeki bilgi? Kamuoyu hakikaten birçok insan birçok şey konuşuyor. Tabii yani her insanımız işte takdir-i ilahi diyerek yani bunu şeye başladı. Takdir-i ilahi. Yani biz, evet. Ben şahsım olarak da işte Gaziantep teşkilatı olarak işte Çağlayan Cedde'deki MİT'e katılmıştık. Orada bir haberdik yani. Evet. Bir haber şey yapmıştık. Gitmişti.
Aslında yani şehit edilmesinin sebeplerini sayabilir miyim yani? Niye yani? Şimdi milletimiz diyor ki ne ya işte küçük bir parti, yüzde birlik bir parti. Niye öldürsünler? Değil mi yani? Niye öldürsünler yani yüzde bir parti? Ama Muhsin Yazıcı öyle de değildi. İşte Muhsin Yazıcıoğlu işte Refah Yolu hükümetini kurdurdu. Evet. Muhsin Yazıcıoğlu Suriye sınırındaki mayınlı alan var ya mayınlı alan. Evet. Mayınlı alan İsrail 50 yıllığına kiraya veriliyordu. 50 yıllığına. İşlet, yap işlet devlet gibi yani orada mayınlarını tepeceği 50 yıllığına. Muhsin Yazıcıoğlu o Suriye, o bakire toprakları İsrail'e verdirttirmedi. O zamanın işte Maliye Bakanlığı'na o zaman bu da yani çok bir şey etmişti. Bu işte seni şey yaptırım ama bu ülkenin evet. topraklarını sana sattırmam demişti. İşte Anayasa Mahkemesi'ne gidilerek o toprakları İsrail'e verilmiş. Şimdi düşünün yani Ömer kardeş. İsrail yani burada sınırımızda İsrail olduğunu düşünüyordunuz. Yani Suriye sınırımızda Bayındır Aran'da İsrail olacaktı. Suriye projesi ne olurdu yani? İsrail olacaktı, komşumuz olacaktı yani burada sınırımızda. Buna Muhsin Yazıcıoğlu karşı çıktı yani. Dur dedi. Dur dedi. İşte Dağlıca'da karakol basıldığında işte Muhsin Yazıcıoğlu'na ulaştılar şehit liderimize. O başbakanı Cumhurbaşkanı'na ulaştı. Orada Dağlıca karakolunun basıldığında. Evet. Yani devlete ulaşamadılar ama Muhsin Yazıcıoğlu'na ulaştı. Muhsin Yazıcıoğlu devlete ulaştı. Onların basıldığını söyledi. Muhsin Yazıcıoğlu işte diyorlar ki ne yani işte Bosna'da Muhsin Yazıcıoğlu bilir. Çeçenistan Muhsin Yazıcıoğlu bilir. İşte Azerbaycan Muhsin Yazıcıoğlu bilir. Yani Türk Cumhuriyetleri Muhsin Yazıcıoğlu bilir. Yani bu kadar çalışması bakma yani siyasi parti Saddam Muhsin Yazıcıoğlu teklifleri kabul etseydi şimdiki işte eski başbakanımız şimdiki işte cumhurbaşkanımız piyasada bile yoktu yani. O teklifleri evet. kabul etseydi yani. Kabul etmediği için bunlar oldu yani. İşte Muhsin Yazıcıoğlu işte çok bir ağırlığı olan bir insandı. İşte Muhsin Yazıcıoğlu işte gittiği yerde diyordu işte ya bir saniyesine bile hükmedemediğin bir dünya için bu kadar fırıldak olmaya ne gerek var kardeş diyordu. Evet. Yani o fırıldaklara söylüyordu. Yani bu kadar fırıldak olmaya gerek yok diyordu. İşte demin dedim işte Muhsin Yazıcıoğlu Türkiye İran olmaz, Cezayir olmaz, Suriye olmasına da biz müsaade etmeyeceğiz demişti. İşte tanklar yürürken Muhsin Yazıcıoğlu çıkmış demişti ki ne, işte namusunu milletine döndüren tanka selam durmam demişti. Muhsin Yazıcıoğlu işte Çağlayan Cerit'te çıktığında işte siyasi partilere başta da bizim adayımıza burada biz gelip geçeceğiz, gideceğiz, siz burada yüz yüze bakacaksınız, birbirinizin yüze bakamayacağınız kelimeyi kullanmayacaksınız demişti. Bravo. Yani Muhsin Yazıcıoğlu böyle demişti yani buradaki mitikte canlı yayında. Siyasi terbiye dersi tabii tabii aslında. Oradaki insanlarımıza biz buradan geldik öbür şey gideceğiz. Siz yarın burada kalacaksınız. Yüz yüze bakacaksınız. Siz yüz yüze bakacak aranızda mesafe bırakın. Yani birbirinize yani kazanacağım diye hakaret etmeyin. Bilmem ne etmeyin. Siz burada kalacaksınız. Biz gideceğiz diye demişti yani. Bu yani çok büyük bir mesajdı yani. Millete büyük bir mesaj vermişti. İşte orada demiştim Muhsin Yazıcıoğlu çıktığında işte son şeyi konuşması da. Ne demişti? Millet bu zamana kadar kendine işte oy vermemişti. İstediği şeyi alamamıştı. Demişti işte ey milletim işte ben işte partimdeki işte adaylarımı size emanet ediyorum. Sizi de Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum diye gitmişti. Yani sonsuzda sonsuzluğun sahibine bile gitmişti. Yani Muhsin Yazıcıoğlu İsteseydi belki bu ülkenin en zengin insanı olabilirdi. İsteseydi Muhsin Yazıcıoğlu burada işte başbakan olabilirdi, bakan olabilirdi, her şey olabilirdi. Ama Muhsin Yazıcıoğlu ne demişti? Milletim varsa varım. Milletimin olmadığı yerde ben yokum demişti. Elini tersiyle gitmişti yani. Muhsin Yazıcıoğlu belki soğuk odalarda oturmuştu. Partinin kiralarına zor zekat buruşturarak vermişti ama hiç kimseye yani diyet borcu yoktu. Bir Allah'a can borcu vardı. Onu da aldılar. Şimdi bu kadar Muhsin Yazıcıoğlu'nun söylenecek çok şey var aslında bu konuda. Biraz da ben bu yönden biraz duygusalım. Yani biraz evet. Çünkü çok şey yaptığım için, bağlı olduğum için, çok sevdiğim için. Çünkü ben onu yaşadım. İşte biz birebir ilk yıl uğraşanları biziz. Çağlayan Cerit'te bire vardık işte. Şeye geldik, Narlı'ya geldik, haber geldi bize. Narlı'dan direkt o zaman Karahan Göksu'na hareket ettik. Telefonları Göksu'nda de taraftadırlar. Bu hareket bizi 30 kilometre bir tarafa yönlendirdiler.
aslında bura helikopterin düşürüldüğü yerden bizim yettiğimiz diğer karşı dağlara gittiler, arattılar. O zaman NTV'nin canlı yayını bana bağlamıştı. Gaziantep İl Başkanı'ydım o zaman da. İşte ben demiştim o zaman, biz dağdayız. İşte bulundu geliyor diye bir algı operasyonu yapmışlardı. İşte Muhsin Yazıoğlu kurtardı, geliyor, hastaneye geldi diye. Ben o zaman demiştim o canlı yayında. Biz dağdayız, Muhsin Yazıoğlu bulunmadı. Koskoca helikopter düştü, görmeyiz mi? Ama bu geceye kalmaması lazım demiştim yani. Çünkü o gün günün 8.30'a kadar yani havada belirsiz, karanlık falan hiçbir şey yoktu. Sadece 8.30'a kadar helikopterler, başka şeyler de, hava araçları da uçuyordu yani. Öyle diyorlar ya millete, işte sistem görmemiş, düşmüştür, işte kar, kıyamet falan yok. Bu ta ki yani 8.30'dan sonra bu sis falan o dağa düştü. Çünkü biz orada 3 gün orada kaldık yani. Nasıl ki biz de nasıl yaşadığımızı ben yani bilmiyorum yani. Şimdi aynı şey olsa kalabilir miyiz? O günün şartlarındaki üzerimizdeki şeyler de mesela bir gömlek, bir şeyle yani ayakkabıyla falan böyle yani hazırlıklı değiliz. Hayırlı hazırlıklı değiliz. Sıfırın yani, altında hava. Tabii tabii orada yani böyle bir çalışma oldu. Yani bu anlaşıldı ki ne? Yani bu normal bir kaza falan değil. Çünkü şeyden Malatya'dan kalkan iki tane uçak var. 7 yıl oldu. Radar görüntülerini biz bir türlü mahkemeye getirtiremedik. 7 yıl oldu. Dün işte geçtiğimiz aylarda Suriye'de biz bir Rus uçağını düşürdük. Evet. Kaç dakika sürdü radar görüntülerini tüm dünyaya lanse etmemiz? Kaç dakika sürdü sınırımızı geçti diye? Birkaç dakika sürmedi bile. Sürmedi. Biz ama 7 yıldan bu yana radar görüntülerini mahkemeye sunamadık bu ülkeden. Evet. İlginç. Aynı şey mesela orada şeyler var. Tanıklar var. Gizli tanıklar filan anlattıkları, evet, var. Orada 2 tane helikopterin indiğini söyleyenler var. Orada bizi başka yere yönlendirdikleri zaman orada 2 tane helikopterin indiğini, bir tanesinde kırıma uğradığını orada gördük. Kırıma uğrayan helikopter de vardı. O cihazları sökenler var. Çünkü o cihazlar, sökülen cihazlar kimin düşürdüğünü gösterme cihazları. Nasıl düştüğünü gösteren cihazları söküyorlar. Onlar var mesela, onları sökenler. İşte Cumhurbaşkanımız, daha önceki Cumhurbaşkanımız şunu demek zorunda kaldı. Ya bu cihazı yani keçiler mi söktü dedi yani. Çünkü ona o kadar bilgiler verildi ki ne? Yani parti işte aileleri tarafından, parti teşkilatlarımız tarafından artık bilgiler, ya keçiler miydi bunu dedi, kim söktü bunu dedi yani. Yani bunu sökenler, devletin görevlileri yani subayları, sökenler yani bunu. Ne düşünürsün? Muhsin Yazıoğlu'nun kaza mı düşünürsün? Yani bu kaza mıdır? Yani bu kadar yani olumsuzluk. Yani biz diyoruz ki bunu aydınlatalım. O zaman da kusuru, ihmali olanların hepsi zıhlandı. İşte başta Kayseri valisi olmak üzere, işte 6. Ordu komutanı olmak üzere, işte emniyet müdürleri olmak üzere o şeyi yapanların hepsi zırhlandı. Yani bir üst kademeye atlatıldı. Sanki onlar ödüllendirildi. Nasıl yani biz hani diyordun yani Muhsin Yazıoğlu bizim namus davamız. Bu namus davamızın bu davayı aydınlatmamız lazım diye işte o zaman başbakan yardımcıları bile söylememişler miydi? Benim kardeşim dememiş miydi? Muhsin Yazıoğlu için benim kardeşim demiyorlar mıydı? Muhsin Yazıoğlu kendine en büyük desteği Muhsin Yazıoğlu vermemiş miydi? Vermişti değil mi? Evet. Bunları vermişti yani. Her şeyi Muhsin Yazıoğlu vermişti yani desteklere. Bizim yani bazı teşkilatlarımızın karşı çıkmasına sen bu işte Adalet ve Kalkınma Partisi'ne niye bu kadar şey yapıyorsun demesine rağmen o biz kardeşiz demişti yani. Yani önemli olan ülke demişti, millet demişti yani. Evet, bravo. Öyle bir şey yapmıştı Muhsin Yazıoğlu davası. İşte bu davanın geldiğimiz noktayı ben şey yapıyorum. İşte özel yetkili mahkemedeydi. Ben Malatya'da ben bu davanın tüm duruşmalarına, tüm şeylerine katıldım. Hem Gaziantep İl Başkanı olarak hem de kendinin yol arkadaşı olarak. Tamam. Görevimi yapmak şeyle. İşte Gaziantep'e kim gelmişse bu dava için hepsini işte Almanya'dan ekibi de ben götürdüm, getirdim. Tüm hepsine işte Malatya'ya giden getirme şeylerinde hepsinde tüm şeylerinde bulundum. Gördüm ki yani bu dava suikast.
Yani bunu diyorlar ki ne, başkanım nasıl olur? Suikast yani. Ne, yani bunun başka bir şey yok. Eğer suikast değilse çıkarsınlar. Bizi yani aydınlatsınlar yani. Suikast değil. Ya bu ağır radar görüntüleri, şu bilgiler yanlış, şunlar ya, desinler yani. Hiçbirine bir şey diyemiyorlar. Bir de tüm bu şeydeki olanların, işte biz 7. duruşmamız, yani gideceğimiz 7. duruşmamız. Evet. Bu bir polisimizin işte bulunduğu geliyor bilgisine dayanarak onun yargılanması. Ana dava falan daha yok. Yok yok. Bunu da ne yaptılar? Bunu da bu hale getirmek için sağ olsunlar daha önceki savcılarımız görevlerini iyi yaptılar. Yani çok iyi yaptılar. Davayı bir hırsızlık yani o cihazları sökenleri hırsızlık suçundan yargılamaya, polisi görevi ihmalden yargılamaya, yani davayı paramparça etmeye çalıştılar. Davayı. Tabii biz buna itiraz ettik. Yani bu davanın yani böyle olmadığına, yanlış gittiğine mesela avukatlarımız işte aile filan hepsi itiraz edince bu dava işte Gaziantep'e 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne geldi tekrar. Bunun yani bozulması için. Çünkü böyle küçük ettiler ya bu davayı. İşte Kahramanmaraş'tan şey önce. Bu da davanın birleşmesine şey verdi. Şimdi buradaki hakim, Beren Hakim 1. Ceza Hakimi düz hakim olarak atandı. Kahramanmaraş'taki savcı, normal savcı, bu davanın yani normal savcısı davayı parçalayıp da adi suç haline getiren normal savcı başsavcı olarak atandı. Oradaki başsavcı işte bu uygulansın yani dava seyrinde geçsin diyen başsavcı düz savcı olarak atandı. Ben Ömer kardeş soruyorum yani bu Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren kardeşlerimize, Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren kardeşlerimize, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren kardeşlerimize soruyorum. Yani bir vatandaş olarak, bir İhsan Kaya olarak, isterse beni il başkanı olarak görmese, bir vatandaş olarak soruyorum. Sizin liderinize bunları yapılsa siz ne yapardınız? Tavrınız ne olurdu? Ne olurdu yani? Evet. Yani ben hele, yani ben ülkücüyüm. Yani milliyetçiyim, ülkücüyüm. Türkistan ülkücüsüyüm. Yani bunu Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki kardeşlerime soruyorum. Ya sizin burnunuz kanasıydı, Muhsin Yazıcıoğlu ne yapardı? Bir AK Partili kardeşimize yani birine bir şey olsaydı, Muhsin Yazıcıoğlu ne yapardı? Muhsin Yazıcıoğlu'nun yapabileceklerinin %1'ini yapsınlar istiyorum. Ben bu kadar söylüyorum. Yani Muhsin Yazıcıoğlu'nun yapabileceklerini %1'lerini onlardan bekliyorum. Bu davanın kapatılmaması için kendilerinden destek bekliyorum. Bu davanın işte milliyetçiyim, ben ülkücüyüm diyenler, işte Muhsin Yazıcıoğlu bizim arkadaşımız diyen siyasi partiye sesleniyorum. Belki bir partiler işte Saadet Partimize sesleniyorum. Yani niye Refah Yürü Hükümeti'ni işte Muhsin Yazıcıoğlu kurdurdu? Evet. Değil mi yani? Onlara sesleniyorum. İşte Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki kardeşlerimize sesleniyorum. Yani bu suikast değil de ne? Eğer kapatmaya kim yani bunu davayı kapatmaya çalışıyorlar. Çıksınlar bu davayı kapatmaya aydınlatacağız diye çıksınlar. Ya özel yetkili mahkemeleri kapattılar. Yani bizim bir genel başkan yardımcımız var. Gitmiş Muhsin Yazıcıoğlu'nun davasının için işte adliyenin önünde basın yapıyor. Ağır cezayla yargılanıyor. Muhsin Yazıcıoğlu'nun davasını ben sulh ceza mahkemesine yargılanıyor ya. Böyle bir adalet olur mu? Bu adalet yarın bu kardeşlerimize de gerek olacak. Evet. Tabii canım yarın bu adalet böyle kalmayacak yani. Bugün işte keser döner sap döner bugün gene sap döner diyor ya. Evet, dün oldu işte ya yarın da olacak bu iş. Yarın gelecek adalet herkesin için lazım olacak. Yarın da gene biz adaletten yana olacağız. Gene haksızlık olmasın diyeceğiz. Yani biz Muhsin Yazıcıoğlu'nun dava arkadaşları için gene adaleti savunacağız. Gene zulüme karşı duyacağız. Mağdurun yanında yer alacağız. Biz o zaman da mağdurun yanında yer alacağız. Şimdilik de mağdurun yanındayız. İşte bize Fethullah işte paralel demesinin sebebi ne? Biz yapılan haksızlığa karşı durduğumuz için hemen ötekileştiriyor. Paralel diye atıyor. İşte cemaat bizim. Cemaatimizde kim varmış adayı? Bir tane aday göstersinler. Cemaatten. Büyük Birlik Partisi'nde bir tane aday göstersinler. Ya biz bir de işte bizi desteklediği halde bu cemaatin nereden yan yana gelmişiz, ne yapmışız, kime oy vermişler, oyumuz evet. Belli, şeyimiz belli yani. O yönden evet. Bunların hepsi safsata. Yani bu gündem değiştirmek, insanların yani aklının alay etmek gibi bir şey. Evet. Ya biz halbuki insanız. Yani biz bugün, yarın göçüp gideceğiz. Yani birbirimizin, şehit liderimizin dediği gibi yani
birbirimizin yüzüne bakacak bir şeyler bırakmamız lazım. Yani çocuklarımıza örnek olmamız lazım. Yani her şey iktidar olmak değil, her şey milletvekili olmak değil, her şeyin belediye başkanı olmak değil. Bir de adam olmak var. Biz adam olmamız lazım. Yani adam evet. gibi adam olup, yani sözümüzün eri olmamız lazım. Yani doğruya doğru, yanlışa yanlış. Kimden gelirse gelsin. Bravo. Doğru kimden gelirse gelsin, doğru. Yanlış da kimden gelirse gelsin, yanlış dememiz lazım. Evet, biz bunu yaptığımız süre, yani körü körünü siyaseti bırakmamız lazım. Atadan babadan parti din tutar gibi, yani parti mi olur ya? Yani partiler insanların çizdikleri ablemler. Yani önemli olan Cenab-ı Allah'ın şeyidir, yani davasıdır. Yani önemli olan Cenab-ı Allah'ın hizmet etmektir. Onun davasına hizmet etmek, millete hizmet etmek, insanlığa hizmet etmektir. Yani aleme hizmet etmektir. Yani bu olmadıktan sonra vallahi Suriye'yi görüyoruz Ömer kardeş. Başkanım isterseniz onu ikinci celsede tamam. uzun uzun. Tamam uzun uzun. Değerli izleyicilerimiz kısa bir aradan sonra tekrar beraber olacağız. Takılırken etrafıma bakınırken gördüm okul dağılırken deli oldum gene bugün ben gördüm okul dağılırken deli oldum gene bugün ben deli oldum ben senin yüzünde. Söyle bana nere gider, deli oldum gene bugün ben. Söyle bana nere gider, deli oldum gene bugün ben.
Baharoğlu Okul Kıyafetleri. Toptan alımlarınızda Mart ayı ikinci hafta %11. Baharoğlu, herkesin tercihi. Dijitürk'le TV keyfi sizlerle. Dünyanın en iyileri Dijitürk'te. Futboldan tenise, basketboldan motor sporlarına. Türkiye ve dünyadaki spor karşılaşmaları, gişe rekoru kıran filmler, en popüler yabancı diziler ve en sevdiğiniz ulusal kanallar sadece Dijitürk'te. Hem de TürkSat uydusundan 12 ay üyelik. 300'e yakın ulusal kanal bu kampanyayla sizlerle. Ayrıca belgesel kanalları da bu kampanyayla Dijitürk'te. 6 adet belgesel kanalı. Dünyanın en iyi belgesel kanallarından National Geographic. Vahşi yaşamı an be an ekrana getiren Nat Geo Wild. Hayvanlar dünyasını aktaran Animal Planet. Türkiye'nin ilk belgesel kanallarından East TV. Birbirinden ilginç programlarıyla Discovery Channel, History Channel. İşte minikleri çok sevindirecek çocuk kanalları. 5 adet çocuk kanalı. TRT Çocuk, Minika Go, Minika Çocuk, Disney Channel, Cartoon Network, futbol severleri ekrana kilitleyecek spor kanalları, 5 adet spor kanalı, Galatasaray TV, Beşiktaş TV, 90+1, Eurosport 1, Eurosport 2 ve tüm lig maçlarını ekrana getiren Lig TV. Bu kampanyada eğlence de unutulmadı. İşte eğlence ve yaşam kanalları. 3 adet eğlence ve yaşam kanalı, Türkmax Gurme, Showmax, Planet Mutfak. Bu kampanyadan faydalananlara Dijitürk'ün ilk ay hediyeleri var. 1 ay boyunca 18 takımın Lig TV'deki tüm maçları hediye. Bu kampanyada spor tutkunlarını da unutmadık. Spor ekstra pakette bakın neler var. İspanya Ligi, İngiltere Ligi, Rusya Ligi, Brezilya Ligi, İtalya Ligi, Fransa Ligi hediye. Turkish Airlines Euro League, Spor Toto Basketbol Ligi, Formula 1 organizasyonları, tenis turnuvaları. Bu kampanyada kurulum tamamen ücretsiz. Ayrıca aktivasyon da yok. Dijitürk'le hemen TV keyfine başlamak bu kampanyayla çok kolay. Bu muhteşem kampanya. Ayda sadece 16.99 TL'den başlayan fiyatlarla. Evet, yanlış duymadınız. Bu harika kanalların tümü ayda sadece 16.99'dan başlayan fiyatlarla. Hemen arayın, Dijitürk'le TV keyfine başlayın. Siz de Dijitürk'le TV keyfini yaşamak için hemen ekrandaki numaradan bizi arayın. Bu fırsatı kaçırmayın. Tryna run that game, it sounds so sweet when it say my name. I said, boy, stop, run it back. You can talk that talk, but can you play that sax? Met a boss last night, buying out the bar. Said I can ride top down in his Jaguar. I'm like, boy, stop, run that back. You can drive all night, but can you play that sax? Baby, baby. Ülkede mutfaklarda Oba makarna. Oba! Dünyanın bayıldığı makarna.
Dijitürk'le TV keyfi sizlerle. Dünyanın en iyileri Dijitürk'te. Futboldan tenise, basketboldan motor sporlarına, Türkiye ve dünyadaki spor karşılaşmaları, gişe rekoru kıran filmler, en popüler yabancı diziler ve en sevdiğiniz ulusal kanallar sadece Dijitürk'te. Hem de TürkSat uydusundan 12 ay üyelik. 300'e yakın ulusal kanal bu kampanyayla sizlerle. Ayrıca belgesel kanalları da bu kampanyayla Dijitürk'te. 6 adet belgesel kanalı. Dünyanın en iyi belgesel kanallarından National Geographic. Vahşi yaşamı an be an ekrana getiren Nat Geo Wild. Hayvanlar dünyasını aktaran Animal Planet. Türkiye'nin ilk belgesel kanallarından East TV. Birbirinden ilginç programlarıyla Discovery Channel, History Channel. İşte minikleri çok sevindirecek çocuk kanalları. 5 adet çocuk kanalı. TRT Çocuk, Minika Go, Minika Çocuk, Disney Channel, Cartoon Network, futbol severleri ekrana kilitleyecek spor kanalları, 5 adet spor kanalı, Galatasaray TV, Beşiktaş TV, 90+1, Eurosport 1, Eurosport 2 ve tüm lig maçlarını ekrana getiren Lig TV. Bu kampanyada eğlence de unutulmadı. İşte eğlence ve yaşam kanalları. 3 adet eğlence ve yaşam kanalı, Türkmax Gurme, Showmax, Planet Mutfak. Bu kampanyadan faydalananlara Dijitürk'ün ilk ay hediyeleri var. 1 ay boyunca 18 takımın Lig TV'deki tüm maçları hediye. Bu kampanyada spor tutkunlarını da unutmadık. Spor Ekstra pakette bakın neler var. İspanya Ligi, İngiltere Ligi, Rusya Ligi, Brezilya Ligi, İtalya Ligi, Fransa Ligi hediye. Turkish Airlines Euro League, Sport Auto Basketbol Ligi, Formula 1 organizasyonları, tenis turnuvaları. Bu kampanyada kurulum tamamen ücretsiz. Ayrıca aktivasyon da yok. Dijitürk'le hemen TV keyfine başlamak bu kampanyayla çok kolay. Bu muhteşem kampanya. Ayda sadece 16.99 TL'den başlayan fiyatlarla. Evet, yanlış duymadınız. Bu harika kanalların tümü ayda sadece 16.99'dan başlayan fiyatlarla. Hemen arayın, Dijitürk'le TV keyfine başlayın. Siz de Dijitürk'le TV keyfini yaşamak için hemen ekrandaki numaradan bizi arayın. Bu fırsatı kaçırmayın. Baharoğlu Giyim Sanayi şemsiyesi altında hızla büyüyen Baharoğlu üniformaları, bugün 5000 metrekare kapalı üretim tesisi, modern teknolojik ekipmanları ve kaliteli iş gücüyle tamamı kendi tesislerinde olmak üzere günde 1500 takım üretebilen büyük bir tekstil kuruluşu haline gelmiştir. Baharoğlu üniformalarının ürettiği başlıca ürünler, okul formaları, güvenlik formaları, 112 acil sağlık kıyafetleri, işçi kıyafetleri ve hastane kıyafetleri olarak sıralanmaktadır. Baharoğlu tarafından üretilen triko takımların tamamı çift çelik örgü sistemiyle üretilmekte olup deformasyona uğramaz.
güzeli baksana yazar. Yüreğim sadece senin için yanar. Beslinin güzeli baksana yazar. Yüreğim sadece senin için yanar. Neyleyim ben sensiz dünya malına. Ellerin elimde benim ol yeter. Neyleyim ben sensiz dünya malına. Ellerin elimde benim ol yeter. Ben sana aşığım, sana yanmışım. Gözlerine bakıp hayale dalmışım. Evet değerli izleyicilerimiz, programımızın ikinci yarısıyla beraberiz. Çok değerli Büyük Birlik Partisi Gaziantep İl Başkanı Sayın İhsan Kaya Beyefendi ile beraberiz. Gerçekten önemli konulara temas etti. Birçok konuda kamuoyunu aydınlattı. İnanıyorum ki bu ikinci celsemizde de bizleri aydınlatmaya devam edecektir. Tabii şu meselenin altını çizmeden geçemeyeceğim. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu, Türk siyasi hayatında onurlu kişiliğiyle, dik duruşuyla belli bir yeri vardı. Bütün siyasi parti liderlerinin Muhsin Yazıcıoğlu dosyasıyla ilgilenmelerini ve bu konunun aydınlığa kavuşturulması için el birliği ile gayret göstermelerini buradan kamuoyunun önünde temenni ve talep ediyorum. Evet, değerli başkanım, şimdi tabii Büyük Birlik Partisi son zamanlarda bir doğal atraksiyon gösteriyor. Özellikle Suriye meselesinde ve Türkmen Dağı meselesinde gerçekten kamuoyunun bildiğinin çok ötesinde hem yardım anlamında hem Türkmen kardeşlere destek anlamında hem de onları yalnız olmadıklarını ifade etmek, yanlarında olmak adına genel merkez bazında ve lokal yerel bazda çok büyük çalışmalar olduğunu takip ediyoruz. Muhterem başkanımız da oralara kadar gittiler. Neler yaşadılar, neler gördüler? Türkmen Dağı'nda ne oluyor ve son durum nedir? Buyurun başkanım. Evet, dün işte şehit liderimiz Bosna'ya gitmişti. Evet. İşte helikopterin kapısı bile yoktu. Evet. Dün Ebu Feyz İlçi Bey'in yanına gitmişti Azerbaycan'da. Gene şehit liderimiz zor şartlarda oraya gitmişti. Evet. Bugün gene yok, biz varız. Muhsin Yazıcıoğlu'nun dava arkadaşı olarak. Evet. Bugün de olsaydı, işte dün nasıl yaptıysa, oralara yardım götürdüyse, onların sesi soluyor olduysa, biz de onun arkadaşı olarak, işte biz de Türkmen kardeşlerimizin, oradaki ezilen mazlum Arap kardeşlerimizin, Türkmen kardeşlerimizin insanlığa yardım etmek için biz de gidiyoruz, canımızı içe sayarak, işte zor şartlarda, kaçak yollardan, yani dağları 2 saat, evet, 3 saat yürüyerek de işte canımızı da tehlikeye atarak gidiyoruz. Allah'a şükür bundan da memnunuz. Yani Allah'a bir can borcumuz var. O da hazırlıklıyız, istediği yerde alabilir diye düşünüyorum. Yani bunda bir şey görmüyorum yani biz. Çünkü biz sonsuzluğun sahibine, eninde sonunda sonsuzluğun
nasıl liderimiz sonsuzluğun sahibine gittiyse inşallah biz de sonsuzluğun sahibine gideriz. Onun için de Allah'a şükür ona inancımız tam. Tabii gittik yani Türkmen kardeşlerimize işte benden önce işte Alper Ocakları Genel Başkanımız da Türkmen Dağı'na. Biz Türkmen Dağı'na yeni gitmiyoruz. İşte biz geçen yılda işte Halep'te işte buradaki fitrelerimizi oradaki kardeşlerimize verdik. Orada nasıl? Gittik dağıttık yani Ramazan'da. Kurbanımızı gittik yani biz Türkmen kardeşlerimizle kestik. Orada kestik. Yani yeni bir keşfettiğimiz bir şey değil yani. Biz işte dün Pakistan'da işte Selif hareketi olduğunda orada köyde biz gittik işte Pakistan'a da yardım ettik. Orada işte Muhsin Yazıcıoğlu köyü, işte Mehmet Akif Ersoy köyü. Orada köy kurduk yani. Burada gittik. Tüm mazlumların. Özürlüyorum. Evet. Burası çok önemli. Evet. Tamam da bazen şöyle bir yanlış algı olabiliyor. Aslında Büyük Birlik Partisi de sadece Türkmen kökenli Müslümanlara destek verir. Onun dışında da bir nevi ırkçılık yapar ve diğer Müslümanlara destek olmaz diye bir küçük bir algı olduğunu düşünüyorum. Biz... Sizin bu cevabınız, bu önemli tespitiniz ve çalışmalarınız aslında bu algıyı da bugün yıkmış kesin. Ya oldu. Biz, yani bize neyle hitap eder? İşte ırkçı, milliyetçi. Ya biz yani İslamsız yani milliyetçilik olur mu? Evet. Yani beden ruhsuz beden olur mu? Cenab-ı Allah bizi de böyle yaratmış. Türk olarak yaratmış. Yani isteseydi bizi her şeyi öbür türlü yani Kürt olarak da, Arap olarak da yaratmaya kadirdi yani. Bu bizim zenginliklerimiz. Biz bu kilimin desenleri gibi görüyoruz. Cenab-ı Allah'ın yarattık kutsal olarak görüyoruz. Yani bu tüm insanlığı kutsal olarak görüyoruz. Yani biz ayrım yapmıyoruz ki ne? Yani biz yani ne yani ne demiş yani ilim Çin'deyse de yitlara değil mi? Evet. Demiş yani ne demiş oku demiş ikra. Ya bu yani bu ümmetin yani bu peygamberin ümmeti olarak bu Allah'ın yani kulları olarak yani bu kadar zenginliklerimiz varken yok şu şuncuymuş yok buncuymuş. Ya ben onun benim şeyim yok ya onun Cenab-ı Allah'ın yani beni böyle yaratmış. Ya biz de Müslümanız elhamdülillah Müslümanız. Ama Türk'üz de yani ne olacak bunda yani Müslümanım demek yani Türk olmak Müslümanlığa engel mi? Ya bu millete bu İslamiyete Türkler önderlik yapmış. Böyle sallamış. Yani ne mutlu bizekine yani böyle bir peygamberin ümmeti olmaktan yani şeref duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Onun için Büyük Birlik Partisi'ni hep yanlış lanse ettiler Seda. Yani bunlar işte kafatasçı, bunlar işte milliyetçi, ırkçı, bilmem ne. Ya yok yani. Onlar belki o diyenler olabilir yani. Irkçılığı onlar yapabilir yani. Yani o kafatasçılığı onlar yapar. Biz Allah'a şükür biz ırkçı falan değiliz. Biz tabii yani Türk'üz, Türk milliyetçisiyiz ama elhamdülillah Müslümanız. Yani dinimizden biz tabii Müslümanız yani biz Müslümanlığımız olmasa yani ruh olmadan beden bir işe yarar mı? Yaramaz. Yaramaz. O da onun gibi yani. Beden ve ruh gibi görüyoruz. Yani biz bunu yani İslamiyeti şey görmüyoruz. Bizim ruhumuz görüyoruz. Yani bedenden ikimizin aynı işlemi gördüğünü görüyoruz. Biz kesinlikle yani o şeye karşıyız. Yani biz elhamdülillah Müslümanız. Önce Müslümanız, Türk'üz. Yani bundan gururla da söylüyorum. Yani ben Kürt kardeşlerime de yani bir şey demiyorum. Yani Kürt'se olabilir yani. Allah ile yaratmış. Onun yanında bir şey yok ki yani. Öbüründe işte Arap yaratmış. Peygamber Efendimiz de Arap. Değil mi yani? Evet, evet. Olur mu yani? Irkçılık olur mu? Irkçılık mı yapmış? Yani biz bu ırkçılığa filan da karşıyız. Yani Büyük Birlik Partisi olarak karşıyız. O yönden biz Allah'ın herkes bir Allah'ın bir emaneti olarak görüyoruz. Bizim yanımızda işte Alevisi de, Sünnisi de, Kürt'ü de, Türk'ü de, Çerkez'i de yani Türkmen'i de hepsi aynıdır. Allah'ın yarattığı bir kuluz. Yani kul olarak görüyoruz. Allah'ın yarattığı bir emanet olarak görüyoruz. Ona göre de hizmet ediyoruz. Ona göre de çalışıyoruz. Yani evet. Esas amaç ne? Allah'ın rızasını kazanmak. Yani kitabımız aynı, peygamberimiz aynı değil mi? Kıblemiz aynı. Bu yeter bize yani. Yani tartışmaz neyimiz var bizim tartışmamız? Ya Allah'ın peygamberimiz değil mi? Evet. Yani kitabımız. Ondan sonra başka her şeyi biz tartışırız. Tartışmalarımız hariç her şeyi tartışabiliriz. Otururuz, konuşabiliriz, tartışabiliriz. Biz buradan geliyoruz yani. O yönden bizi böyle ırkçılık falan şey yapanlar, onlar aynaya bakmalarını
istiyorum. Türkmen Dağı'na dönersek başkanım. Evet, Türkmen Dağı. Moral nasıl, moralleri mesela? Oradaki komutanların. Şimdi Türkmen Dağı bize, şimdi oraya gitmezden önce, işte dedim ya, işte Alper Ocakları Başkanımız, işte partimizin genel başkan yardımcısı da gitti. Yani biz, işte genel başkanımız Sayın Mustafa Destici, iki ayın içerisinde iki sefer geldi Yerli Dağı'na. Orada işte valimizden görüştük, kaymakamımızdan görüştük, işte emniyet mensuplarımızdan görüştük, komutanımızdan görüştük. Oradaki gelen işte Türkmen kardeşlerimizin önde gelenleriyle görüştük. Onların sorunlarını dinledik. Elimizdeki teşkilatlarımızdaki, belki teşkilatlarımız kiralarını vermediler, uzattılar ama o Türkmen kardeşlerine yardım ettiler. Bravo. Biz böyle bir şeyden geliyoruz. Yani kiralarını uzattılar, belki geç verdiler bile. Ama onlar o zorda, o çileyi çekerken biz evimizde yatamayız dediler. Biz onu şey yapamayız dediler. Yardımlarını verdiler. Vermeye de devam ediyorlar. O yönden yani ben hem buraya işte destek gören tek yani Büyük Birlik ve Sarpın Ocakları değil. Tüm cemaatlerimizi, sivil toplum örgütlerimizi teşekkür ediyorum. Hepsine Allah razı olsun. Yani bizi arayarak ne yapabilirim başkanım? Bizim oraya gittiğimizi duyup da ne yardım şey yaparız biz? Gerekli yerler işte devletin şeyine, gerekli işte Alper Ocakları'na yönlendirerek onların yani ihtiyaçları oldukları şeyleri oraya götürmek. Gidip de oraya ihtiyacı olmayan şeylere götürüp de orada bir yani yaraya mehlem olmak amacıyla onların isteklerini alıyoruz. Oraya göre de yönlendiriyoruz. Ya tabii bizim gitmemiz kolay değil. Yani ben herhalde bizim oraya gittiğimizi ben işte orada Sultan Abdülhamit Tugay Tugay Komutanı Ömer Abdullah'la mesela gittim orada röportaj yaptım. Dağa çıktım. Mesela orada röportaj yaptım. Yani kolay değil. O bombaların altına Erbabayit'te gidemez yani. Doğru. Yani artık da orada gidip de şeyde cephede röportaj yapacaksın. Orada kalacaksın. 4 gün, 5 gün kalacaksın. Orada gezeceksin. Orada işte oradaki vatandaşlarımızla, orada Türkmen kardeşlerimizle, Arap kardeşlerimizle görüşeceksin, edeceksin, onların dertlerini dinleyeceksin, ne isteklerini alacaksın, şunları alacaksın. Türkiye'den ne istiyor? Biz gittik gördük ki ne? İşte bu zamana kadar ne diyorlardı? İşte hükümetimiz, bu devleti yönetenlerimiz, biz Türkmenlere yardım ediyoruz diyorlardı. Biz de ya acaba gerçek mi? Yani gerçekten yardım ediyorlar mı diye düşünüyorduk. Yani ya bu işte televizyonlarda, medyalarda çıkıyordu. Yani bunlar. Yani bunlar işte biz Türkmenlere yardım götürüyorduk. İşte MİT tırları mesela işte polisler baskın yaptı, durdurdu falan diye. Ben bunu gittim görüştüm yani. Oradaki Türkmen kardeşlerimizle, oradaki komutanlarla da görüştüm yani. Şimdi onlar tek istedikleri Türkiye'ye bir zararlık gelmesin. Yani Türkiye'yi yönetenleri bizden çok savunuyorlar. Onu şahit oldum. Yani Türkiye bizim her şeyimiz diyor yani. Yani Türkmenler her şeyimiz diyor ya. Biz ölürüz, canımızı veririz diyor. Toprak bizim namusumuz diyor. Yani bu toprağı yani biz namusumuzu da kimseye teslim etmeyiz diyor. Yani biz burada ölürüz, bu toprağımızı savunuruz. Hepimiz burada ölürüz ama toprağımızı vermeyiz. Namusumuzu kimseye teslim etmeyiz diyorlar. Bu inançla savaşıyorlar. Yani füzelerle uçakların işte misket bombalarına karşı, işte Lazkiye'den gemilerden atılan füzelere karşı kreşler de savaşıyorlar. Kreşler de savaşıyorlar. Yani bir şey savaş veriyorlar. Bir direniş gösteriyorlar. Yani buna yani ülkemizin insanlarımızın bunlara yardımcı olması lazım. Yani bu insanlar yani suç mu? Yani bu insanın Yavuz Sultan Selim hani oraya onlara konu suç mu? Yani suç mu işlemiş yani? Onlar da bu tarafta biz orada olabilirdik yani. Evet. Değil mi yani? Yerde eşlik olabilirdi yani çizirken. Onların yanında biz de olabilirdik yani. Suçlu mu bu insanlar? Masa başında çizilen. Tabii yani çizilen bir şey. Hem de yani hepsi yani bu ülkenin insanı. Yani başka bir insan değil ki ne yani. Yani belki Türkiye'deki insanlardan daha iyi Türkçe konuşuyorlar. Bozulmamışlar. Evet. Yani devletlerine, milletlerine bağlı insanlar. Yani Allah'larına, peygamberlerine, kitaplarına bağlı insanlar. Bozulmamış. Mesela bunu da daha önce babası bunları eziyet yapmış. Oğlu gelmiş, oğlu eziyet yapmış. Bu insanları okutmamışlar. Bu insanlara bir şey vermemişler. Tarımla ilgili işte Türkmen Dağı'nda, Bayırbucak'ta bu insanları tarımla uğraştırmışlar, durmuşlar.
Ama bozulmamışlar insanlar yani. Fakir kalmışlar ama yani dillerini, dinlerini değiştirmemişler. Böyle mücadele. Gittim yani orada gittim. Yani orada çalıştım. Gördüğüm şu yani tamam yani sivil toplum örgütlerimiz yani yardım ediyor. Allah razı olsun. Ama onların yani onlar da söyledi, röportajda da söyledi. Biz de yani çorba yani aş ekmek istemiyoruz. Başkanım aş ekmek olur. Kuru da yiyebiliriz. Bize lojistik destek lazım. Bize diğer destekler lazım yani. Biz bunlar da mücadele ile yapabiliriz diyor yani. İnsanları yani silah istiyor. Yani onların gitmiş işte Rusya'dan gelmiş, bayır uçağı gelmiş. Ne din kardeşi, ne soydaşı hiçbir şey yok. Oradaki Türkmenleri öldürüyor. İşte İran'dan gelmişler Türkmenlere. Ondan sonra bizim Türkiye'deki DHKPC örgütü, genel onlardan işbirliği yapmış Türkmenlere. Oradan işte Lübnan'daki örgüt gelmiş, örgütler. Yani hepsinin amacı Türkmenleri yok etmek orada. Niye yok etmek orada acaba? Bayır Bucağı'nın ne için yani bu kadar orası önemli? Tabii stratejik bölge. Yani geçiş bölgesi. Akdeniz'e açılacak kapı. Hmm. Tabii yani o bölgeyle. Şimdi orada diyorlar ki ne? IŞİD var. Yani Rusya niye bombalıyor? IŞİD var diye. Rusya niye geldi? IŞİD'i bombalamak için gelmedi mi? Yani orada Bayır Bucağı'nda IŞİD yok. PYD'de de yok. Türkmenler koymamış onları oraya. Aslında bizim ülkemizi yöneten insanlar Suriye gelmez yani Rusya oraya gelmezden önce o Türkmen bölgesini çevirmesi lazımdı, girmesi lazımdı. Oradaki yaşayan vatandaşlarımızın güvenliğini sağlaması lazımdı. Yönetenlerimiz yanlış yönetti. Biz tabii yani bu işte hükümete tabii dış şeylerde hep destek görüyoruz. Biz içimizde kavga ederiz diyoruz. Büyük Birlik Partisi olarak. Ama bir işte Amerika'ya karşı, Rusya'ya karşı, İngiltere'ye, Fransa'ya biz hükümetimizin yanındayız. Hükümetimize kimseye hakaret ettirmeyiz. Biz böyle bir hareketiz. Ama yanlışlıkları da söyleriz. Yani biz onların huzurunda rezil etmeyiz. Devletimizi, hükümetimizi olur mu? Bize yakışmaz. Ama yanlışları da söyleriz. Yanlış yaptılar. Türkmen kardeşlerimize yardım etmediler. Ediyoruz dediler, başkalarına yardım ettiler. Oradaki fırıldaklar, oradaki o işi uyanıklar ticaret yaptılar. Oradaki Türkmen kardeşlerimizin sırtından ticaret yaptılar. Bunu hükümetin bilmesi lazım. Devletimizi yönetenlerin bilmesi lazım. O insanlara gidip görüşmeleri lazım. Oradaki cephedeki çarpışan insanlardan görüşmeleri lazım. Niye başkalarını çağırsınlar, görüşsünler. Oradaki işte Ömer Abdullah komutanından da öbür komutanlardan da ne derdiniz, ne yapmamız lazım? Görüşsünler. Niye başkalarına şey yapıyorlar? Biz bunları dillendirdik. Yani bunu işte gittik orada konuştuk. Fazla işte ülkemizin de bir zarar görmemesi için bazı bildiklerimiz içimizde kalsın. Orada da şey olsun diye. Biz şey olan yönlerini anlattık. Yani vatandaşlarımıza da anlattık. İşte devletin yetkili kurumlarına da anlattık. Oradaki kardeşlerimize sahip çıkmamız lazım. Yarın yani Türkmen Dağı yani oradaki bahar bıçak yarın olmazsa gerçi çoğu gitti de yani oradaki o kadar bombardımana karşı yani bu kadar işte Rusya'nın bombardımanı işte Esad'ın bombardımanına karşı işte İran'dan gelenlere karşı Çin'den işte Lübnan'dan gelenlere karşı bu yani insanlar bir kereçten mücadele ediyorlar. Orantısız bir güç var. Evet. Ona da işte buradaki insanlarımızın yani hükümetimizin, hükümeti yönetenlerin yani kurumların destek olması lazım. Ya biz yani gitmemiz bile bir şey, şans yani. Bu kadar da sıkı bir tedbir var yani. Oraya gitmek için yani. Millet yardım etmek istiyor, bilmem ne etmiyor. Canlı tehlikeye atıyor. Yani gitmeye çalışıyor. Ama ne yazık ki ne bir türlü olmuyor, şey yapmıyor yani. İzin vermiyorlar yani. Evet. Girişler, çıkışlar, öbürlere yol geçen hani gibi. Ama adı Türkmen olduğu zaman arada bu işte artık Avrupa Birliği kararları mı, artık Amerika Birliği kararları mı neyse oradaki kardeşlerimiz üvey evladı görünüyor. Üvey evladı yerine konmaması lazım. Çünkü ben işte oraya gittiğim kaldığım yer mesela 2 gün önce bombalandı. Benim kaldığım yerde orada. Bombalandı yani. Orada bir erzak depoları falan vardı. Erzak depoları falan tüm yani bombardımanda gitti. İşte komutanımız
Ömer Abdullah işte hafif bir yaralandı. Bir tane kardeşimizi şehit verdik. Yaralılar var. Ben o işte Ömer kardeşimize acil şifalar diliyorum. İşte şehidimize başsağlığı diliyorum. Allah mekanını cennet etsin. Oradaki o kutlu davaya hizmet eden tüm şehitlerimize, oradaki işte Ömer Abdurrahman kardeşi de daha önce şehit olmuştu. Öbür gittiğimizde de o şehit olmuştu. Tüm oradaki o kutlu davalarını mübarek olsun diyorum. Onlara Allah yar ve yardımcıları olsun diyorum. Ama bunlara derken de biz de elimizden gelen tüm gayretleri göstermemiz lazım. Biz Büyük Birlik Partisi olarak ve Alperen Ocak olarak üzerimize düşen tüm görevleri yapmaya çalışıyoruz. Evet. Yani gücümüz yettiğince, imkanlarımızı zorlayarak, yani iki ekmek yiyorsak bir ekmeğe düşürerek oradaki kardeşlerimizin de yanında yer almaya çalışıyoruz. İnşallah diğer bizi dinleyen işte vatandaşlarımız da kardeşlerimiz de yardımlarını esirgemezler. Çünkü oranın kalması lazım. Yani ora yoksa işte Adana yok, Mersin yok, Gaziantep yok. Eğer biz orayı verirsek yarın buralarda bizden isterler. Biz bahçemizi koruyamazsak evimizi de koruyamayız. Bravo. Bunu evimiz gibi göreceğiz. Evimizin bahçesi gibi göreceğiz. Oradakiler bizim insanlarımız, dindaşlarımız, yoldaşlarımız, soydaşlarımız ne diyelim de yani bundan önemli de bir şey var mı? Hayır. Yok yani. Biz orayı yani ne yapıp ne olursa olsun korumamız lazım. Allah'ın izniyle de korumaya çalışacağız. Nasıl işte Güneydoğumuzda işte bir başımıza dinsiz ateist, bir terör örgütü, PKK çocuk bebek katili, Kürtlerin de, Kürt kardeşlerimizin de katillerini başımıza 30 yıldan bu yana bela ettilerse, işte burada da işte Türkmen kardeşlerimizi aynı uzantılar, Türkmen kardeşlerimizi işte Bayırbucak'ta, işte Kerkük'te, işte Halep'te, Musul'da, yani bütün bu yerlerde de Türkmen kardeşlerimizi aslında İslamiyet'i yok etmeye çalışıyor. Türk demek İslam demek yani. İslam'dan birleşmiş bir, mezd olmuş bir millettir. Onun için İslamiyet'i yok etmeye çalışıyorlar. Biz bunun için uyanmamız lazım. Yani İslam alemi olarak da Türk dünyası olarak da uyanmamız lazım. Birbirimize yani sağcısı solcusu yok. A partisi, B partisi, C partisi, D partisi yok. İşte Allah işte bize işte Suriye meydanda, Irak meydanda. İşte gösteriyor bize yani. Yani devletimiz olmazsa kim olabilir? Ya Suriye'de devlet yok. Ne var Suriye'de? Zulüm var, işkence var, her türlü şey var. Allah bizi devletsiz, milletsiz bırakmasın. Biz devletimizin, milletimizin sahip olmamız lazım. Partiler gelir ve geçer. Biz yani bir kuru kuruna şu lider şunu dedi, şu lider şunu hakaret etti, şu lider bilmem ne dedi, onlara kulak asmadan. Biz kardeşiz. Kardeşler zor günlerinde birbirlerine yardımcı olurlar. Biz de bunlar bizim kardeşlerimiz. Biz bu kardeşlerimize yardım etmemiz lazım. Yani bunun partisi yok, partisi değil bu iş. Bu millet işi yani, bu devlet işi, millet işi, gönül işi, inanmışlık işi. O yönden inşallah Büyük Birlik Partisi bu konuda üzerlerine düşen görevi yapıyor. Bizim orada görevli arkadaşlarımız var. Devamlı irtibat halindeyiz. İşte bu kanalımızda, işte TV27 kanalımız iki sefer Türkmen programı yaptık. Evet. İnşallah öbür illerimize de, öbür kanallara da örnek olur. TV27'nin yaptığı programlar örnek olur. Öbürler de işte bu Türkmen kardeşlerimizin sesini duyurmaya aracılık yaparlar diye düşünüyorum. Evet. Değerli izleyicilerimiz, şu iki noktanın altını mutlaka çizmemiz gerekiyor. Birinci nokta, savaşın kazananı olmaz. İkinci nokta, Cenab-ı Allah'ın Kur'an'da da buyurduğu gibi, اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَاسْلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ Ancak müminler kardeştirler ve kardeşlerinizin arasını düzeltin. Burada İslam dünyasının, İslam ümmetinin yöneticilerine, alimlerine, ümeraya, ulemaya çok ciddi bir görev düşmekte, tarihi bir görev düşmekte. O da Suriye'deki iç savaşların taraflarını mümkün olabildiğince en kısa sürede barıştırmak, bir araya getirmek gibi ciddi bir projeyle ilgilenmeliler ve bu projeyi mutlaka en kısa zamanda tahakkuk ettirmeliler diye düşünüyorum. Tabii değerli başkanım, biraz hızlanmamız gerekiyor. Vaktimiz oldukça daralıyor. Şimdi bir soru var kamuoyunda. Büyük Birlik Partisi MHP ile birleşecek mi? Vallahi Büyük Birlik Partisi MHP ile zor birleşir. Evet. Niye dersiniz? İşte biz seçimlerde
7 Haziran seçimlerinde işte Saadet Partimizle birlikte yani Milliyetçi Hareket Partisi'ne o zaman teklif bulmuştuk. Ön şartsız teklifte bulmuştuk. Evet. Biz o zaman yani bir seçim işbirliği yapsaydık işte Milliyetçi Hareket Partisi'nin. Peki o zaman Milliyetçi Hareket Partisi'nin aldığı milletvekili sayısı 80'di. Arada 150-160 olurdu. Evet. O seçimlerde, 7 Haziran'daki seçimlerde evet. olurdu. Bu ne yazık ki ne işte o zamanki işte şimdiki de diyelim yani Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki Sayın Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bey ve yönetimi bunu sıcak bakmadı. Neden sıcak bakmadı? Tabii yani iktidar olmamak için sıcak bakmadı. Yani Antep deyimine devir kertiği gibi kabul etti. Tabii yani olmadı. İşte şimdi partinin içerisinde de rahatsızlıklar var. Yani bir iç meselesi olarak değil. Ben de gençliğimi Milliyetçi Hareket Partisi'nde geçirdim. Evet. Bir kardeşler olarak yani herkes de bizi tanır yani. Ön şartsız yani şey yaptık. Dedik belki Saadet Partisi yani işte Büyük Birlik Partisi bir güç birliği yapalım. Çünkü biz bunu daha önce Milliyetçi Çalışma Partisi, Refah Partisi ve İslahatçı Demokrasi Partisi olarak yaptık. O zaman bizim oylarımız o dönemde işte Milliyetçi Çalışma Partisi'nin %2, Refah Partisi'nin %3 gibi, İslahatçı Demokrasi Partisi'nin %1'in altında filan. Yani toplamımızın oyu %6,5 filan ediyordu. O zaman biz bir seçim işbirliği yaptığımızda %18 oy almıştık. %18. Evet. Oy almıştık yani o zaman yani yaptığımızda. İşte Refah Partisi'nin filan işte meclise girmesi, işte Milliyetçi Çalışma Partisi'nin sonra Milliyetçi Hareket Partisi'nin meclise girmesi, o seçimler. Seçim işbirliğiyle girdik. Doğru. O zaman yani bu aktif hale gelmişti yani. Bunu yaşamıştık daha önce bir seçim işbirliğini yapmıştık yani. Biz yani ondan sonra biz Anavatan Partisi'ne bir seçim işbirliği yapmıştık. Büyük Birlik Partisi olarak gene meclise girmiştik. O meclise girmiştik. Yani ne olduk biz mesela Anavatan Partisi'nden meclise girmiştik. Refah Yolu Hükümeti'ne destek verdik. O zaman işte 28 Şubat'ın dayatmasına karşı biz işte demokrasiden yanayız, milletten yanayız diye işte bu tarafa geçtik oturduk o zaman da. Gedik güçlünün yanında olmadık. Mazlumun yanında yer aldık. Haklının yanında yer aldık. Haklının yanında yer aldık. Yani Büyük Birlik Partisi'nin şeyi bu. Yani son işte 1 Kasım'da işte Ankara'da işte ben yine o zaman da Ankara'da şey yaptım. Yine yani Milliyetçi Hareket Partisi'nden geldik milletvekili de istemiyoruz sizden. Gayet şartsız. Büyük Birlik Partisi olarak eğer sizse sizi desteklemek istiyoruz. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'ni. İşte çoğu şahit buna. Milliyetçi Hareket Partisi'nin içerisinde de kabul görmedi. Niye görmedi? Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi'nin yani 8'en milletvekili Milliyetçi Hareket Partisi'ne çok gelmişti. 40'a düştü. Hangiyle gittiler program yaptılar? Neden sizce? Niye böyle yaptılar? Aralı bilmiyorum. Onu Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren kardeşlerin düşünmesi lazım. Yani şimdi ben ona karışırsam ya işte başkan sen bize işte partinin iç meselemiz falan diyorlar. Şimdi de bir de şey durumdalar şimdi 4-5 tane aday çıkmış. Hepsi işte kimi bir şey olduğu zaman orada da başladı. Cemaat paralel olayı falan hemen şeyden Sayın Cumhurbaşkanımızdan alıştırar. Onlar da o ağızdan hemen yok sayıyorlar. Yani bu kadar olmaması lazım. Yani yıllarca bu davaya hizmet etmiş insanlar. Yani bu davaya kendi birlik ve beraberliğini sağlamayan yani iktidar olabilir mi? Önce kendi ve birlik beraberliğimizi sağlamamız lazım ki ne? Yani bu ülkücü camiye olarak oradan iktidara millet de o zaman destek verir. İktidar. Aslında bu ülkenin ülkücü bir iktidara yani ihtiyacı var. Bu millet herkesi gördü. Herkesi denedi. Herkese oy verdi. Aslında bir de milliyetçi ve ülkücü bir kadro var. Her şey var yani. Yani bakarsanız mesela bizim Adalet ve Kalkınma Partisi'nde yani milliyetçi ülkücü yani 50'ye yakın milletvekili var. Yani işte Milliyetçi Hareket Partisi'nde var, öbür siyasi partilerde var, her yerde var. Yani ihtiyacı var, bu ülkenin ihtiyacı var, bu milletin ihtiyacı var. Nedense bir türlü yani birlik ve beraber işte şehit liderimiz de çok uğraştı. Bu birlik ve beraberliği sağlamak için çok uğraştı. Bir türlü yani bazı güçler bunlara engel oldu diyelim yani. Bazı o şeyi de aşan güçler bu milliyetçi, ülkücü, işte muhafazakar bir toplumu bir araya getirmeye engel oldu. Yaptırmadılar yani. Kayıtsız şartsız destek vererek dediğimize yani bir hiçbir pazarlık yapmadan, milletvekilliği istemeden
Sizi destek, yani kim der ya? Bir oy için biz yani 100 kilometre yere gidiyoruz, iki oy için. Ta gidiyoruz adamın evine gidiyoruz. Yani dünyanın yakıtını yakıyoruz ya, bir partimiz bu olsun diye. Bir hareket de size diyor ki ben seni destekleyebilir miyim diye, yok diyor. Yanlış hatırlamıyorsam randevu da vermedi. Yok randevu vermedi işte, randevu telefonları çıkmadı. Bak ama o zaman işte şeydeyken mesela işte Cumhurbaşkanlığı seçiminde ama her gün şeyi arıyordu yani Mustafa Destici Sayın Genel Başkanımızı arıyordu. Hı. Arıyorlardı. Evet. Niye? O zaman işte Genel Başkanımız dedi ki ben diyor benim şartım var. İşte Ekmelettin İhsanoğlu, o Sayın Ekmelettin İhsanoğlu da gelmişti. Evet. Sayın Recep Tayyip Erdoğan da gelmişti partimize o zaman işte. Biz şartımızı ona da sunduk. Biz bir de istişareye dayalı bir hareketiz. Yani bizim tüm şeyimizi genel başkanımız söylemez. Tek kendi karar almaz. Tüm il ve ilçelerde istişare yaparız. İstişare ne çıkmışsa genel başkanımız ona çıklar. Doğru lan bu. Doğru. Biz bunu yaparız. Bundan gidiyoruz. Yani bizim şeyimiz bu. Yani o da onda da mesela bu şeyde genel merkez yöneticilerimiz birkaç kişi mesela çekimsel kalalım falan diye şey yapmıştı. Mesela Ekmelettin İhsanoğlu'na da şeyde milleti serbest bırakalım. Ama %85'in üzerinde Ekmelettin İhsanoğlu çıkmıştır. O Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde. Hı-hı. Niye? İşte Adalet Bakanı o zamanki başbakan, işte şimdiki Cumhurbaşkanımız işte Muhsin Yazıcıoğlu'nun davasını ve bu açılım sürecine net cevap vermemesi dolayısıyla işte Ekmelettin İhsanoğlu da o zaman demişti ki ben sizin bu şeyinize dikkat edeceğim dediği için teşkilatlar da bunu işte duyduğu için teşkilatlar Ekmelettin İhsanoğlu. Halbuki Ekmelettin İhsanoğlu bizim adayımız mı? Hayır. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil mi? Aday gösterdiği biri yani bir aday. Abi biz ona bakmadık. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi diye bakmadık. Doğru diye baktık. Yani doğru bir şey diye baktık. Sonra Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekili oldu. Sonra meclis başkanı aday oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday gösterdiği Sayın Ekmelettin İhsanoğlu Milliyetçi Hareket Partisi'nden meclis başkanı aday oldu. Cumhuriyet Halk Partisi ona oy vermedi. Ben o seçimlerde işte Cumhurbaşkanlığı seçimlerde de işte Gaziantep il başkanıydım. Ya işte Gaziantep'te bir seçim bir o seçemediler yani. Yani nasıl Cumhurbaşkanı adayı ediyorsun da bir seçim bürosu bile açmıyorsun yani, değil mi yani? Öbür de işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın şeyde belediyeler, parti her şeyi sanki yeni seçime giriyormuş gibi bir seçim propagandası yaptılar. Kazanabilir misin? Kazanamaz. Demek ki Ekberettin İhsanoğlu'nun kazanmamasını hem Cumhuriyet Halk Partimizde hem Milliyetçi Hareket Partimizde istememiş. Onlar da Sayın şimdiki Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'a çalışmışlar. Nasıl şimdiki işte AK Parti'yi tek başına tekrar iktidar yapanlar o zaman da onu Cumhurbaşkanı yapmışlar diye düşünüyorum. Ya bunun şeyi yok. Yani Milliyetçi Hareket Partisi ne zaman ki kendi özüne dönerse, kendi öz yani aslında kendi fikrine dönerse yani Büyük Birlik Partisi yani zor bir parti değil. Biz yani şeyleri yani ablemlere falan vazgeçilmez diye saymıyoruz. Yani bunlar insanların çizdikleri şeydir. Bizim önemli olan bu ülkemizin huzur olsun. Milletimizin önce vatan, millet. Vatan olsun, millet olsun. İşte evet. Karnı tok olsun, başı dik olsun, karnı açık olsun. Biz bu. Bunlar olsun, Büyük Birlik Partisi olmasın. Öbür partiler iktidar olsun. Bizim için önemli değil. Önemli olan hizmet olsun yani. Biz onun için yani biz en zor yapılan şeyleri, en zor yapılacak şeyleri yapıyoruz Büyük Birlik Partisi olarak. Zoru başarmaya çalışıyoruz. Bu imkansızlıklarla, bu kadar adaletsizliklerle, bu kadar vurdum duymazlıklara karşı biz diyoruz ki temiz siyaset diyoruz. Dürüst siyaset diyoruz. Yani hiç kimseye bir çamur atmadan, hiç kimseye bir kem gözle bakmadan, bir şey söylemeden, kötü bir söz söylemeden biz tüm işte adaylara başarılar diliyoruz. Öbür siyasi partilerimizin adaylarına Allah haklarını hayırlısı versin diyoruz. Hep böyle diyoruz. İnşallah biz bir nebze eğer bir öbür siyasi partilerimize de bir örnek olabilirsek, öbür siyasi partilerimizle Büyük Birlik Partisi'nin yaptığı siyaseti ülkem ve milletim olarak olursa, partim değil de milletim ve ülkem olarak yapabilirlerse ne mutlu bize diyoruz. Çünkü biz iyi yolda olduğumuz ne işte biz daha önce Türkiye, öncü Türkiye diye mesela bir sloganımız vardı. Yani bu seçimde de Cumhuriyet Halk Partisi kullandı. Ne kadar memnun olduk.
Çok memnun olduk. Yani çok şeylerimizi mesela kullansınlar. Ya biz onu bizim partilerle değil, ya millet için yapıyoruz. Aslında yani amaç millete hizmet değil mi? Yani cebi doldurmak mı, millete hizmet mi? Biz millete hizmet olarak görüyoruz. Yani biz eğer yarın biz onlar gibi de eğer işte hırsızlık olacaksa, yolsuzluk olacaksa, başımız yerde eğer gezeceksek Allah bize nasip etmesin. Biz milletimizin başı dik, arnı açık olmasını istiyoruz. Sırtı yani karnı tok, sırtı pek olmasını. Yani Allah'a tek bir borculuk, o da Allah'a can borcu olmasını istiyoruz. Onun için siyaset yapıyoruz. Onun için varız. Onun için çoluk ve çocuklarımızın nafakasıyla bunu yürütmeye çalışıyoruz. İnşallah bu millet de mutlaka bu Muhsin Yazıcıoğlu'nun arkadaşlarını görecek. Bu Muhsin Yazıcıoğlu'nun arkadaşlarını iktidar edecek. Onları da deneyecek. Eğer biz de yapamazsak bize de vermesin. Yani bu bir din tutar gibi parti tutma yok yine. Vermesin. Yani biz öyle diyoruz. Yani illa evet. Ne olursa olsun olsun demiyoruz. Eğer bize de vermesin diyoruz. Yani bizim şeyimiz bu. O yönden biz yolumuza devam edeceğiz. Evet başkanım, süremiz oldukça daralıyor. Çok kısa kısa cevap istiyorum lütfen. Sizce Türkiye'nin en temel sorunu nedir? Uzun yıllardan beri siyasetin içindesiniz ve yoğun bir şekilde uğraşıyorsunuz, çalışıyorsunuz. Türkiye'nin en temel sorunu. Öncelikle kardeşliğimizi pekiştirmemiz lazım. Evet. Yani kardeşliğimizi, yani bir siyasi bir ötekileştirmeden evet. Birbirimizi kardeş olarak görmemiz lazım. Evet. İkinci önemli sorunumuz. Aslında tüm siyasilerimiz, tüm şeylerimiz aslında orta direk diye bir şey kalmadı. Evet. Eğer biz bu orta direği düzeltemezsek ülkemizin hali yaman olacak. Niye dersiniz? Evet. Orta direk üstten altın dengede tutan bir orta direk esnafımız. Evet. Küçük esnafımız. O gün işte bir televizyon forumunda ticaret odası başkanımızı seyrettim. Ticaret odası başkanımızı seyrettiğim zaman benim acaba ben Gaziantep başka yerde mi yaşıyorum? O mu başka yerde yaşıyor dedim. Yani Avrupa'da mı yaşıyor? Acaba ben mi başka yerde yaşıyorum diye kendimden şey yaptım. İşte 600 tane Suriyeli kardeşimiz iş yer açmış Gaziantep'te. Evet. Ben işte o şeye ticaret odası başkanımıza Sayın Eyüp Bart'a ne kadar da iş yerin kapandığını açıklamasını bekledim. Çünkü ben esnaflıktan gelen bir kardeşleriyim. Esnaflık, yani 30-35 yıllık esnaflık yaptım. Esnaflarımız kan ağlıyor. Esnaflarımız perişan. Kiralarını ödeyemiyorlar. Kiralarını, evet. Kiralarını, elektriklerini, kiralarını, sularını. Gitsinler işte şereküstü işte yeni yapıldı. İşte belediyemizde bayağı bir para harcadı o dükkanları. Saysınlar yani açık dükkanla kapalı dükkan sayısını saysınlar. Yani Pazaş'lara girsinler, Pazaş'taki dükkanlarımızı saysınlar, açık ve kapalı olan dükkanlarımızı saysınlar. Bir ekonomik darboğazdan bahsediyorsunuz. Şimdi bu insanlarımıza evet. ne yapıp bu insanlara, bu esnafımıza sahip çıkmamız lazım. Biz seçim beyannamelerimizde söyledik. Tüm ben aday olduğum işte Büyükşehir Belediye Başkanı adayı da olduğumda da söyledim. Bu şehir içerisindeki AVM'lerin şehir dışına gitmesi lazım. Şart. Evet. Yani İslam'ın şartı gibi. Eğer bu esnafımız eğer nefes alacaksa mutlaka bunun yapılması lazım. Şimdi adamlar getirmiş şimdi büyük dev şeyleri şehrin merkezine koymuşsun. Ya esnafım onunla nasıl rekabet edecek? Çok zor. Bakkalım nasıl, kasabım nasıl, manavım nasıl rekabet edecek? Adam tırlarca alıyor, o adam kilolarca alıyor, turbayla alıyor. Sen diyorsun yine bunlar rekabet et. Ya neresi adalet bunun? Adalet neresinde? Bu insan İşte çoluk ve çocuğuna işte elektriğini, Bağkur'unu ödeyecek, vergisini ödeyecek, her şeyini vereceksin. Yani bu insan devlete hiçbir zararı olmuyor. Evet. Hep girdi yani vergi veriyor, bilmem ne veriyor. Sen bu insan yani iflas ediyor, intiharlar başladı, iflaslar başladı. İşte daha dün işte bir de gittim, başkanım diyor kapatıyorum diyor, başka çare yok diyor. Başka yok diyor yani kapatacağım diyor. Başka bu insanlara yazdık günah değil mi yani? Evet, bu insanların sahibi yok mu? Onun evet. için bir an önce bir esnaf bakanlığı mı kuruluyor? Ne kuruluyorsa her türlü bakanlığı işte Avrupa Birliği bakanlığı kuruyorlar. Bilmem ne bakanlığı bir esnaf bakanlığı kursunlar. Şu esnaflarımıza orta direğe sahip çıksınlar. Sahip çıkalım yani. Evet. Yani başka yerlere bu ticaret odası işte o dernekler neyse işte bu vakıflar neyse
bu esnaflarımızın da yani dert değil de dertlensinler acın. Olacak yani bir de onların neyi yani borçlarını, gelirlerini, giderlerini televizyon programlarına çıksınlar. Onları anlatsınlar. Yani evet. Bunu ben ticaret dostumuzdan yani o esnaf odalarımızdan yani şeyimizden bunu bekliyoruz. Mesela bu şeyde mesela işveren işte söyledik başta söyledik. Yani Gaziantep'in işte sanayicisinin el öpüleceği sanayiciler var. Ne? İnsanlara aş ve iş veriyor. Yarın bu sanayimiz kapanırsa bu insanlar ne yapacak? İşte bunlara destek olmamız lazım. Yani bunların üzerindeki varsa yükleri almamız lazım. Yani devlet olarak bunların depresine ambele vurup da batırma değil de bu insanlara, bu millete işte aş, iş, girdi sağlayan insanlara devletin sahip çıkması, işte bunlara sahip çıkması lazım. Başkanım bunlara vaktimiz doldu. Evet. Çok özür dileyerek. Bir sorun var. Bir de duyurunuz olacak mı diye soracağım. Evet. Bir cümleyle lütfen rica ediyorum. PKK'nın bölgede yürüttüğü faaliyetleri uzun zamandan beri takip ediyoruz. Biliyoruz. Evet, evet. Bütün kamuoyu biliyor. PKK'nın İsrail'le bir ilişkinin olduğunu düşünüyor musunuz? Evet. Yani PKK'nın yani İsrail'den ilişkisi olmasa yani PKK yani bu zaman bu şartlarda olabilir miydi? Evet. İsrail işte ne diyoruz? Yani Büyük Birlik Pasa, dinsiz, ateist, Marksist bir örgüt diyoruz. Yani işte bunu tüm milletimiz de görüyor artık. Yani Kürt kardeşini, Kürt çocuğunu öldürür mü? Kürtse. Öldürmez. Öldürme mesela. Yani evet. Bir insanı öldürmek tüm insanlığı öldürmek diyor. Değil mi? Evet. Şerif yani. Değerli bunu, başkanım. O yönden yani biz bunu yani bir Kürt sorunu falan olarak görmüyoruz. Biz bunu PKK'yı işte İsrail'in kurduğu, işte Türkiye'yi bölük parçalamak. İşte aslında konuşacak çok şey var. İşte İsraillerin buradan gelip de işte Şanlıurfa'da doğum yaptırdıkları, topraklar aldıkları herkes biliyor. O yönden bir proje. Biz inşallah bu projeyi tersine çevireceğiz. İnşallah. İnananlar olarak bunu tersine çevirmemiz lazım. Evet. O yönden bunu milletimize de aydınlatmamız lazım. Bunların bunların Kürt davası olmadığını, bu bölücü davada Türkiye'yi aslında Türkiye'yi bölmek, parçalamak, yok etme davası olduğunu söylememiz lazım. Kürt kardeşlerimizin de işte devletimize, milletimize, ordumuza, askerimize sahip çıkması lazım. Evet. Artık bunlara yeter durun demesi lazım. Bunların aletlemesi lazım. Evet, bunu başkanım. Başkanım ben, son bir sorum var. Önümüzdeki günlerde merhum başkan Muhsin Yazıcıoğlu beyefendi ile ilgili bir anma etkinlikleri var. Evet. Evet. Onunla ilgili bir cümle söyler misiniz? Tabii ben Muhsin Yazıcıoğlu dediğimiz zaman anma etkinliklerimiz olacak. Yani bunu da şey yapacağız. Biz Muhsin Yazıcıoğlu Gaziantep teşkil olarak işte 25 Mart anma etkinliğimiz işte Taceddin Sultan Tergahı'nda olacak. 27 Mart'ta da Gaziantep'teki Muhsin Yazıcıoğlu'nun anma programımız var. Evet. İşte Şehit Kamil Belediye'mizin içerisindeki konferans salonunda işte genel başkanımız, diğer katılımcı kardeşlerimiz de gelecek. Muhsin Yazıcıoğlu'na yakışır bir şekilde yapacağız. Yarın ben bu çevre bizi seyreden kardeşlerime son söz olarak şunu söylemek istiyorum. Yarın biz saat 13'te Kahramanmaraş Adliyası'yı unduracağız. Evet. Tüm ülküdaşlarımı, gönüldaşlarımı, kardeşlerimi, Muhsin Yazıcıoğlu'nu sevenlere, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ele uzattıklarını Kahramanmaraş Adliyası'nın önünde saat 1'de bekliyorum. İnşallah tüm kardeşlerimiz Muhsin Yazıcıoğlu'na davası aydınlatılırsa tüm karanlıkların aydınlığa çıkacağına inanıyoruz. Evet. Tüm daha önceki, bundan önceki tüm bu işte ne diyorlardı işte kapatılan davaların tekrar aydınlatılması için Muhsin Yazıcıoğlu'nun davası bir dönüm noktası olacak. Evet. İşte millet demeyecek yine bu ülke için, millet için çalışan insanları öldürürler diye demeyecek. Şey oldu da üstü kapanır diye demeyecek. Biz bunun üstünün aydınlatılması için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz, çalışıyoruz. İnşallah Cenab-ı Allah da yardımcımız olur. Evet. Bu adaleti, adaletsizlik yapanların mutlaka da adaletin onlara da uğrayacağını söylüyorum. Hiç kimseye yani geç kalmış adalet, adaletsiz bir düzen getirir. Onun için de adalet bir gün herkese lazım olur diye düşünüyorum. Bizi izledikleri için sevgili seyircilerimize teşekkür ederim. Allah hepimizden razı olsun diyorum. Cuma gecemizde hayırlı olsun diyorum. Evet. Değerli izleyicilerimiz, çok değerli Büyük Birlik Partisi Gaziantep İl Başkanımıza
kıymetli vakitlerini bizlere aydınlatıp bizleri aydınlattığı için, kamuoyunu aydınlattığı için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.